Efendim iyi akşamlar, bakış açısına hoş geldiniz. Tam kapanma sona erdi. Birçok kişiye göre tam kapanma değildi ama resmi olarak adı tam kapanma. Bugün yeni bir döneme girildi. Kademeli normalleşmede 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan bazı kurallar var. Sonrası tekrar değerlendirilecek. Tabii esnafın da gözü kulağı acaba yeni bir yardım, bir hibe paketi olacak mı şeklinde Kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları var. Onun dışında helalleşme ve erken seçim polemiği devam ediyor sevgili seyirciler. Hükümetle muhalefet arasında Kılıçdaroğlu'nun seçim programı, planı var. Halk TV'ye daha önce yaptığı bir programda orada aktardığı şekliyle. Onun dışında acaba bu ittifaka EDP girer mi girmez mi dahil edilir mi? Bu seçim planı dahilinde. E bütün bunlar bir de Millet e, Partisi, e, Memleket Partisi'nin bugün açılışı vardı. Resmen başvuruda bulunuldu. İsrail'in bir yandan kalını saldırıları devam ediyor. Birçok açıklama var. Hepsini konuşacağız. Vaktimize el verdiğince kimlerle konuşacağız? Gazeteci Murat Kerkitlioğlu ile. Sayın Kerkitlioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukukçu konuğumuz e, Sayın Fatih Atalay. Sayın Atalay hoş geldiniz. Merhabalar, Peki. hoş bulduk. Gazeteci konuğumuz Mehmet Teskan, Sayın Teskan hoş geldiniz. Uzak. Ve hukukçu konuğumuz Doktor Ruşen Gültekin, Sayın Gültekin hoş geldiniz. Merhaba efendim, saygılar sunuyorum. Ee, tabii ki hepimizin gözü kulağı e, yapılacak açıklamalardaydı. Özellikle esnafın da e, buradaki konuklarımıza da soracağım. Acaba bu beklentileri karşılar mı? E, çünkü bu konuda hem daha önce sosyal medyada ya da köşelerinde yazdıkları yazılarla birçok kez dile getirmişlerdi. Toplam 1 milyon 150 bin esnafa 4 milyar 600 milyon liralık bir hibe paketinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf iki gruba ayrılacak dedi. Birinci gruptakiler bir sefere mahsus 5 bin liralık hibe alacak. İkinci gruptakiler de 3 bin lira hibe alacak. Çok merak ediliyordu bu birinci grup ve ikinci grup ne diye. İsterseniz kısaca bir özetleyeyim ondan sonra konuklarımızdan yorumlarını alacağım. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, internet kafeler, luna parklar gibi yerler birinci grupta yer alıyorlar ve bir sefere mahsus 5000 lira hibe alacaklar. İkinci grupta ise bakım oranı, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı... Çilingir, bakıcı, kalaycı, ayakkabıcı, konfeksiyon, züccaciye, tuhafiye ve kurs işletmecileri yer alıyor. Daha önce yardım aldığı halde bu gruba dahil edilenler de var. Lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, berberler, taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler, pazarcılar da bu gruba dahil ediliyor. 3000 lira bir sefere mahsus olmak üzere hibe alacaklar. Ee, Sayın Gültekin sizle başlayalım. Uzun süredir tabii ki. E, belli bir destek yapılmıştı ama esnaf bunu yeterli olmadığını düşünüyordu. Şimdi tamam. Bu paketle birlikte e, ne diyeceksiniz? Biraz olsun bir e, can suyu verebilecek mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bu verilen paraların e, verilmesi, söyle verilecek paraların birçoğu, birçok işletmenin 14 aydır kapalı olan işletmenin bazılarının bir günlük, bazılarının bir haftalık ciros. Dolayısıyla bunların yaraya meyhem olması mümkün değil bence. Bir. İkincisi ee, tabii ki iyi yani mutlaka e, önemli ama yaraya merhem olacak bir şey olamaz. Dediğim gibi çok düşük bir rakam. İkincisi bu bir işe yarayacak idiyse zaten bunun pandeminin en başından yapılması gereken bir şeydi. Bir kapanma yaşandı. O kapanmada esnaf, lokantacı, kafeci, kahveci e, ve bir sürü insan e, zorda kaldı ve bunların hiçbirisi yardım alamadı. Bunları söylediler. Çay ocaklarını fırlatan kahvehaneciler oldu. Bunları biz basında izledik. Dolayısıyla gelinen noktada artık daha fare doğurdu diyorum. Bunun ben çok da yeterli bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten Türkiye'de şu var. Dünya sıralamasına baktığımız zaman en düşük yardım veren bütçeden en düşük yardım veren ülkeler arasındayız. 1.9. Yeni Zelanda'ya bakıyorsun ya da başka ülkelere bakıyorsun. %17'sini ayıranlar var. Av, Avrupa'daki duruma bakıyorsun hani kıskanıyor bizi Avrupa dediğimiz yerde çok ciddi yapılan işler var. Bugün mesela İngiltere tamamen açıldı. Bir de bunun en önemli etkisi şu açılanma dediğimiz bir şey var. Açılanmada da bir çifte standart yaşıyoruz her şeyde olduğu gibi. Nasıl bir çift standart yaşıyoruz? Meslektaşım burada avukatları bile çifte standartla ikiye ayrıldık. Yani 40 yaş üstü 6 diye ikiye ayırdık. Yani niye 40 yaş altındaki arkadaşlarımız adliye girmiyor mu? O kâtipler gitmiyor maddeye. Ni Niye ha, niye öyle belirledik bunu biz? Yani son derece aslında vicdanları sızlatan, benim adalet anlayışımı sızlatan, hele hele 65 yaş için yapılanları hiç söylemeye bile gerek duymuyorum. Ya yani gerçekten çok acı çektiler onlar ve birçok yani bir rakam verebilirim bununla ilgili olarak Emre Bey geçen yıl sadece kapanan e, dükkanı kapatan esnaf 100 bin esaftan bahsediyoruz. Ha bugün bana ulaşan Esnaf ve sanatkar olan dostlarımız şunu söylediler. Televizyondasın söyle vergilerimizle ilgili bir şeyler yapsınlar. Yani hala bu insanlardan vergi alınmaya dükkan kapalı yani. Bunlar hepimizin acısı. Senin de akrabam benim de akrabam yani ve bunlar kiralarını ödeyemediler. Bunlar acı çektiler, bunlar intihar ettiler. Yani sadece son bu pandemi döneminden bu yana intihar eden müzisyen sayısı 102. Çok büyük bir rakam. Bu dramlar bir tarafta duruyor. Elbette bunları düzeltmemiz lazım. Ancak e, bu e, açıklamalar içerisinde halka verilecek paralar, emekli aylıklarının belli bir yere gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı çeşitli meslek grupları için verilecek şeyler elbette ki bunlar iyi ama bu çifte standartlar ortadan kalkmadıktan sonra bu yapılan işlerinde çok şey olmayacak. Bu arada belki son söz şunu söyleyebilirim. Zaten pandemi dönemi aslında siyasi iktidarın tamamen tökezlediği bir dönem oldu. Tam bir tökezleme yaşadık. Nasıl yaşadık? Bu dönemde bir panik halinde aslında değerli hukukçu kardeşim de burada söyler. Genelgelerle yasak koyduk ya. Ya anayasaya aykırı yasaklar koyarak hareket ettik. Pandeminin ilk günü Emre Bey yani söylediğim şey bir pandemi yasası çıkartılmasıydı. Bunu çıkartmadık ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak buna göre düzenlemelerle ve genelgelerle hareket ettik. Ve dolayısıyla akıldan tam sadır olmayan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bypass edilerek yapılan bu düzenlemelerin hepsi do dolayısıyla bu alanda hepimiz arasında çok tartışıldı. Neden? Çünkü bakıyorsunuz e şimdi bugün için bakalım mesela ya hepsini söyleriz de artık ona e, zaman yetmez. Bugün AVM'ler açık. Ya şimdi niye kafeler kapalı? Niye restoranlar kapalı? Bunların bir sürü yaz geldi dışa açık alanları var. Bu arkadaşlar dışa açık masalarda bal servis yapsınlar ekmeklerini çıkarsınlar. Peki o zaman ne oluyor? Bir çifte standart oluyor. Demek ki birileri bir yere ulaşınca oralar açık kalıyor. Güç tek elde olunca açık kalıyor. Öbür taraftayı ulaşamadıkları zaman kapalı kalıyor. Halbuki bir Pandemi kanunu çıksaydı bu çifte bu, standart olmazdı. Bu kesinlikle olmazdı. Bir de tabii yüreğimizi çok inciten şeyler de oldu. Bunu buradan söylememiz lazım. Yani e, burada herhalde hepimiz eleştiririz onu. Yani hangi akla hizmet böyle bir video yaptınız? Yani ben şimdi e, Türkiye'ye gelen yabancılardan PCR testi istemiyorum. Niye? Türkiye'ye gelsinler diye. Ama ben çıkarken PCR testi isteniyor. Niye? Oradaki yaptım. vatandaşı yani Fransız vatandaşı ölmesin diye benden istiyor. Ben o zaman şöyle mi bakacağız ya? Türk vatandaşı ölebilir diye bakacağız o zaman. Onlara PCR testi serbest. Onlar koronalı da gelebilir. Bir şey, sıkıntı yok. Olabilir. Elbette ki bu ülkenin turizm gelirlerine ihtiyacımız var. Ama bunu yapabilmemiz için neyi yapmamız lazımdı? Aşılamayı yapmamız lazımdı. Ben çok yakından izledim. Twitter'ları da bazı sosyal medyada medyada listelediler. Sayın e, Sağlık Bakanımızın hiçbir yaptığı açıklama birbirine tutmadı. Yani bugüne kadar yapılan açıklamaların hiçbirisi tutmadı ya. Yani. Sinovac aşısıyla olsun, Biontech aşısıyla olsun, yapılan sözleşmeler olsun. Ya sözüm ona mesela biz Mayıs sonu itibariyle bu aşılanmada öyle bir yere gelecektik ki zaten sıkıntımız kalmayacaktı. Mesela en son bugün gelen bilgiye göre tam kapanla bu dönemde yani bu dönemde günde ortalama 177 bin doz aşı yaptık. Bunda %2'ye mi öyle e, bir şey e, Tekabül ediyor ve bu hızla gidersek eğer aşısız... Bu giderse gel 450 gün sürecek Türkiye'nin bağımsızlık kazanması. O zaman Türkiye'nin turizm gelirleri bu yıl da gidecek ki Formula 1 yarışları, şampiyonlar liginin Türkiye'den alınması e, gibi olayların yaşanması sebebi de yurt dışından Türkiye'nin görünümünün iyi olmaması. Ha bunların iyileştirilmesini diliyoruz, bunların iyi olmasını istiyoruz. İnşallah iyi olacak diye umuyoruz. Sayın Atalay, şimdi bu açıklanan destek paketini sormuştum Sayın Gültekin'e ama. Bu, bu koronayla virüs mücadelesinde bütün topyekun bir evet. e, genel bir Buyurun. değerlendirme yaptı. Buyurun. Hem bu e, hibe açıklamasını hem evet. de aşı ile ilgili gelinen noktayı. Çünkü ama bunu yetkililer de zaten söylüyor. Şu an için bir sıkıntı çektiğimizi. E, bir de sanıyorum Turizm Bakanlığı'nın Sayın Gültekin'in de söylediği o video ile ilgili e, AK Parti'nin içinde de bir takım değil mi? Evet. E, rahatsızlıklar olmuş. Evet. Şimdi şöyle tabii bu e, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını e, ismiyle maalesef geçen sene işte yaklaşık bir buçuk sene önce 2019'un son aylarında ortaya çıkan bir virüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Bütün dünyayı etkisi altına aldı. Yani etkisi altına almadığı ne bir ülke ne bir coğrafya maalesef kalmadı. Bundan biz ne kadar etkilendik bütün dünya ne kadar etkilendi işte e, Tablonun bir tarafından baktığımızda işte Ruşen Bey'in söylediği gibi işte bir sürü olumsuzluklar var. Bir kısmı doğru bir kısmına ben de katılıyorum bir kısmına asla katılmıyorum. E bir diğer tarafından baktığımızda işte bardağın dolu tarafından baktığımızda da çok fazla olumlu şey de var. Nedir onlar mesela? İşte baktığımızda İspanya'da hastanelerin bahçelerinde hasta tedavi ettiler. Amerika'da yaşa göre veya işte sa sağlık durumuna göre hastanelere insanları kabul ettiler veya etmediler. Ben e, pandeminin başından beri gelen tablodan bahsediyorum. En yoğun yaşadı. En yoğun oldu. yaşanılan dönemde. Şimdi Nisan Mayıs Bizim evet evet. Bizim bir kere e, binlerce şükürler olsun. Ben şehir hastaneleri yapılırken gerçekten Ankara şehir hastanesi çok büyük mesela dedim ki ya bu kadar büyük hastane hani gerçekten gerekli miydi diye düşünüyordum. Ee, bu bir itiraf açıkçası. Fakat tabi idarecilerimizin ne kadar basiretli olduğunu işte bu pandemi de anladık. Türkiye'de hiçbir zaman yoğun bakım ve normal e, hastalar açısından %100 yüz doluluk olup da şu yaşın altını almıyoruz, bu yaşın üstünü almıyoruz. İşte şu yoğun bakımlık olursa alıyoruz, yoksa almıyoruz gibi bir şey olmadı. Hastaneye ihtiyacı olan sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkes bir kere sağlık hizmetinden istifade etti. Bunu kabul ediyoruz. Ve işte dışarıda çok yüksek paralara mal olan koronavirüs tedavisi Türkiye'de ücretsiz yapılıyor. İşte ilaçlar eve kadar geldi. Her türlü destek verildi. Solunum cihazını hemen çok kısa bir sürede kendi solunum cihazımızı yaptık. O noktada bir ihtiyacımız olmadı. Ekonomik anlamda şimdi biz tabii kıta Avrupası ülkeleri gibi ve Amerika gibi bir ekonomiye sahip değiliz. Ekonomimizin ee, yıllardır, e, on yıllardır çok çok iyi olmadığını biz biliyoruz. Yani bu bugünün, dünün, işte bu son 50 yılın tablosu da değil, son 100 yılın tablosu da değil. Belki e, Osmanlı son zamanlarından gelen bir... Tam kapanmanın da bu kadar geç olmasının nedeni de evet. bu zaten. Şimdi ya? ekonomimiz çok çok iyi olsa keşke. Şimdi ben bugün e, yoldaydım, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı dinledim. 79 milyar TL destek vermiş, eski parayla 79 katrilyon toplamda bugün işte sizin az evvel söylediğiniz 4 milyar 600 milyon lira destek. Şimdi bu destekler Ruşen Bey dedi ki ya işte bir günlük cirosu. Şimdi o bir yani bir günlük cirosu olan da var. Evet. Belki büyük bir haftalık bir, öyle bir haftalık cirosu olan da var. Tabii biz büyük şeylerde yaşadığımız için büyük işletmeleri biliyoruz. Aylık kirası 20 bin lira, 15 bin lira gibi. Fakat Anadolu'ya baktığımızda işte 750 lira kira ödeyen 500 lira kira ödeyen küçük esnaf, yani zaten tüccardan, tacirden, büyük şirketlerden bahsedilmiyor burada bakın. Esnafa destek veriliyor. Şimdi 500 lira kira ödüyor. Küçük esnaf. İşte bakkalı var, kuruyemişçisi var, ne bileyim belki el sanatı yapıyor. Orada 500 lira kira ödüyor. O iki ayakkabıcı diyorsun. Ayakkabıcı, diyorsun. çaycı, yani bu tip şeylerde. Bunlar için iyi paralar. Onlar tabii. için gerçekten iyi paralar. Bakın yani enseyi karartmaya, gerçekten çok karanlık tablo çizmeye gerçekten ben e, katılmıyorum arkadaşıma. Yani e, bunlar Anadolu'nun çoğu yerinde çok yani esnafımızın belki yüzde, yüzde %90'ının bir nefes alabileceği para. Tabii ki keşke 5 bin yerine 15 bin verebilseydik. Keşke her ay verilebilse. Keşke her ama ay verilebilse. 3 bin lira yerine. Mesela. Efendim? Hibayı bu 14 ay sonra veriyor. Yok destekler veriliyordu ama. Kira desteği Şeydi. verildi. Bakın e, mesela kısa çalışma ödeneği diye bir şey çıktı. İşte garsonlara hani çok özür dilerim. İkinci gruba daha önce de hibe desteği. Ha, hibe desteği hiç bu yine yani. Yani. oldu oldu. İbe, bu ikinci yani gruba yani esnaf ya zaten. Olmadı yani. Ekliyoruz hani, dedi. Hani bizi izliyorlar Hı. şimdi. De. Es, hani ekliyoruz. Dedi. Girin yani. bakın internete %100 oldu. ikinci bu zaten yani. ikinci grup dediğim. Yani. Bak yanlış anlamayın. Ya, burada grup Küçük esnaf, ya küçük esnaf anlamında. E, değil mi hocamın söylediği çok güzel bir laf var. Tabi nereden baktığımıza bağlı. Tabii. Biraz öyle bağlı ama. Ya elimize vicdanımıza koyup söyleyelim. Yani açıkçası insanlar esnaf restoran sahibi, kafeler... Hadi diyelim öbür nargileciler filan hepsini söyleyebiliriz yani. Gerçekten acı çekiyorlar. Evet yani biz evet. Yok yok yani. yo, yo, ya. Ya yani, var hani ayrıca ve, bu yeterli de de yo yeterlidir de diyebiliriz. Yok yok yeterlidir de demiyoruz. Sigorta, sigorta primleri bile ertelenmeyen erteler mi? bir sürü şey. yani yeterli insanlar demiyoruz. var. Ya bunlar da hepimiz rahatsızlar. Yeterli Verine demiyoruz. gari gari verilsin. Evet. Çünkü bu devletin hazinesi onlar için. Yani Kahveciler Federasyonu Başkanı'nın lafını hatırlatacağım burada. Sayın Cumhurbaşkanım ne de 19 yıl sana oy verdik. 14 ay bana bakamadınız dedi. Bize bakamadınız dedi. Tüm kahvecilerin perişanlığı yani açısından. O şöyle, yani ona, hani tabii, bu insanın ben politika yaptığı da düşünmüyorum. Hani bir yok, belki ciğeri, belki ciğer yanmıştır, yanmıştır söylemiştir. Ama onun da sorumlu Fakat şunu olduğu söyleyeyim. kahveci esnafı var. E aç yani. Insan Vallahi şu an devlet, ben şöyle söyleyeyim size. E, gerek iktidara destek veren, gerek e, muhalif kanattan hasta olup, iyileşip, işte tekrar günlük hayatına başlayan herkes diyor ki Allah devletimize zeval vermesin. Ya bu vatan bizim zaten. Şimdi yani, bunu yani da salgını yani. gerçekten muhalefet aracı olarak kullanmamız bilmiyorum ne kadar doğru. Yani bir salgın var ve bu dünyayı tesir altına aldı. Ve gerçekten ben sağlık açısından özellikle hani 10 üzerinden belki 8,5-9 idare edildiğini düşünüyorum. Ekonomi farklı bir şey. Ekonomimiz bizim çok mu iyiydi? İşte mesela 40 yaş üstü avukatlara işte bir çifte standart var dedi sayın meslektaşım. Yani şimdi aşılamalı belli bir takvimde yapıyoruz. İşte 65 yaş üstünden başlandı, 70 yaş üstünden başlandı, 65'e düştü, ee, 50'ye düştü, 55'e düştü vesaire. Şimdi avukatlar, şimdi 40 yaş üstü gerçekten risk altında. Koronavirüste. E risk grubuna göre <laughs> Biz risk grubu, tabii şimdi risk grubunda. Şimdi evet stajyerlerimiz belki bizden daha çok adliyeye gidiyor veya yani genç meslektaşlarımız belki her gün adliyedeler. Ee, ama şimdi elinizde bir de gerçek var. Nedir? Ben bir, i̇şte bir... Çin'le anlaşma yapmışsınız. <laughs> Çin anlaşmaya riayet etmemiş. On. Atıyorum 10 yollayacakken 7 yollamış. E şimdi başka siz Rusya'yla gittiniz anlaşma yaptınız. Bakın kendi aşımız yolda. Bugün bu çok önemli. Sağlık Bakan Yardımcısı filan. Bu, bu çok da. önemli bakın. Ha. Kendi aşımız Eylül'de Allah nasip ederse Eylül'de. Aralık'ta da sprey aşı dediğimiz o e, akciğerleri Burun direkt burundan e, verilen. Mayıs derilen... ayındaydı bak Eylül diyorsunuz şimdi aşı. Bir gün önce olmasın. Yo yo yani ikinci fazı tamamlanmış. İkinci faz size ek yapmama benim izin verin. Faz yani şimdi üçüncü fazı falan yapıyoruz. O tabii o mayıs denmedi. Şuna, denmedi. Şuna bir Mayıs'ta bir dediğiniz bir toplumun büyük bir kısmı aşılanacak deniyordu. Bir katkı sağlayayım Fakat size. Fakat bizim kendi aşımız ha. bakın dünyada dünya üzerindeki 200 küsür ülkeden evet. bakın bizim kendi aşımızı artık neredeyse Şöyle sisteme sokabilme sağlayayım. durumunda olmamız bile sizin lafınıza destek anlamında özür dileyerek e, tamam. kısa zamanda aklıma bir geldi çünkü Mehmet Bey'e de özür dileyerek Belki tek cümle olarak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıklama yaptı dedi ki gelişmiş devletler çocuklarına aşı yapıyorlar gelişmemiş devletlerde daha daha sağlık çalışanları aşılanmadı böyle bir adaletsiz dünyada bu süreci yönetmek mümkün değil dedi bak gelişmiş ülkeler kendi bebelerini aşı aşılıyorlar belki evet. en az riskte ama dünyanın büyük kısmındaki ülkelerde sağlık çalışanları daha e yaşlı. Bu sistem sorunu. Bu dünyadaki dünyanın, sistem dünyanın dünyanın bu bir sorunu. Dünyadaki sistemin bu adaletsiz sisteme karşı Dü çıkışı Dü bu Dünyanın dünyanın bir sistem <laughs> sorunu belki ama dediğim gibi yani bizim kendi aşımızı bile üretiyor olmamız yani bu Eylül dediğimiz bizim yani 3 ay kaldı neredeyse. Yani Üç ay sonra bizim kendi aşımızın. E, Eylül'de ben bunu sorarım size bak olmazsa. Çünkü öyle Ama bilim yani. adamları nasıl soracağız? Onu siyasetçiler yani. yapmıyor evet. Ruşen Bey. Yani şimdi. ama e, Umumi Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü kapatmasaydın evet. kardeşim. Ben geçmişte vebada yapmışım. Evet. E, diğer aşıcıca aşıları şey yapmışım. Şehir hastanelerini yapmışım, açmasaymışım yani. kardeşim filan. Yani şimdi o şimdi ya. tabii ben şimdi şey, çoktan yaptım. Yani şehir hastanelerini de burada mesela gerekiyor. İyi ki yapmışlar. Mehmet yani, İyi ki yapmışlar. Şimdi Allah Mehmet razı olsun. Geçeceğiz. Bana. Şimdi sekiz buçuk veriyor. 10 üzerinde Sayın Atalay. Şimdi sizin de kaç şey... puan verdiniz de sorayım. <laughs> Yok, de... sağlık açısından dedi. <laughs> yani. Tabii Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bugün bir cümle var. E, siyasetle karıştırmamak lazım dedi Sayın Atalay. E, özellikle muhalefeti eleştirdiği noktada şöyle bir cümleyi kullanıyor. Diyor ki. Ee, bunların amacı yani bu eleştirilerin amacı salgın sürecini geride bıraktığımız hiç olmadığı kadar yakınlaştığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir diye bir açıklaması var. Orada çok özür dilerim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama arasında bir de şey vardı. Yani ben yolda kısmen dinledim. Diyor ki ya kapanma işte açıyoruz niye kapatmıyorsunuz diyen bir muhalefet var. Kapanma yapıyoruz ya kardeşim esnaf kanı alıyor niye kapatıyorsunuz diyen bir muhalefet var. Hani ben onun için Sırnak içerisinde hani pandemiyi de iç siyasete malzeme etmeyelim malzeme Allah etme için. için. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi doğru söylüyorsunuz malzeme etmeyelim sözüyle başlayayım Fatih Bey'in malzeme eden iktidar. Bu pandemiyi malzeme eden ikisi, iç siyasete iktidar yaptı bu iş. Hiç muhalefeti falan suçlamayın. Nasıl etti? Bakın bugün bakıyorsunuz ekranlara ne kadar e, vaka sayımız 11 bin değil mi? 11 bin vakada biz kısmi kapanma uyguluyoruz. Doğru mu? Yani tam kapanmadan, hani lafta tam kapanma diyelim. Çünkü fabrikalar açık, her yer açık. Lafta tam kapanma. Kısmi kapanmaya geçtik. Niye geçiyoruz? 10 bin diye. Bunu daha aşağıya geçeceğiz diye. 1 Mart günü biz 10 bin kapanmayla tam açılmaya geçtik. Niye? İç siyasete malzeme var. İşte böyle başladı. Şimdi hiçbir zaman için muhalefet iktidar suçlama hakkı yok. Bundan bir numaralı sorun. Bakın 400 metre diyelim ki hani spordan girdik. 400 metre engelli koşusu. Şimdi birinci engeli bu bizim iktidar çok güzel açtı geçen sene. İlk başladığı zaman. Çok iyi başladı. İnanılmaz iyi başladı. Bütün dünyayı takip etti. Kapanacaksınız dedi. Bakın o zaman işte büyük marketlere isim veremiyoruz değil mi? Girerken kapıda kuyruğa giriyorduk değil mi? Aralıklarla. Vaka sayımız ne kadardı? 700 kişi. O hasta bir sayısıydı dakika. ama şimdi Hayır o... hayır vaka Yok yok yo. şey o, o sonradan Sağlık ya Bakanlığı yazın hayır, açıklama yaptı ya hayır o ya, hasta sayısı. O zaman Sağlık Bakanı diye. bizim kandırdı. Hayır Yalan söyleyen i̇şte, Sağlık Hayır vaka sayısı, hayır vaka sayısı hasta sayısı bugün vaka sayımız Sonra mesela 10 ya bin ya. ama hasta sayımız 900. Hayır ya başka birinden yani. bahsediyor. O zaman da hasta sene, sayısı açıklanıyordu. Hayır efendim geçen sene mayıs ayında vaka sayısını açıklıyordu. Ha demek ki Sağlık Bakanı demek ki halkı kandırmış yine politika yapmış o zaman. Bence vaka sayısını söyledi. Şimdi oradan bir şey koymuştu önüne. İlk şey geçti. Ha dedi ki durum böyle. Bence bu dediler ki ya bu işi biz buradan yırtarız. Yazında atlatırız. Havalar da sıcak. Bu işi ciddiye almamaya başladılar bana göre. Baktılar Temmuz Ağustos aylarında vaka sayısı artıyor. Kurban Bayramı sonrası değil mi? gibi tabii ve kurba, bakın yaptıkları en büyük hata nedir? İnsanlara diyor ki bir araya gelmeyin. Öbür taraftan da alttan tatil kredisi veriyor. Niye tatil kredisi veriyor? E çünkü bizim Turizm Bakanı tatil şirketi sahibi. Tatil kredilerini verdiler. İnsanlar tatile gitti. Bir döndüler Kurban Bayramı'nda patlamış. İşte o zaman yaptılar Fatih Bey. O zaman vaka sayılarını açıklamıyoruz dediler. Söylediğim tarih 10 Temmuz. Bütün kayıtlar vardı. Bakın istiyorsanız. Bir daha hiç açıklamadılar. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Kasım ayına kadar. Kasım ayında artık dünya örgütleri ya Türkiye maaf durumda dedi. Bir açıkladılar 31. Şimdi bakın iyi giden bir Türkiye. İyi atlamıştık biz şeyi. İngiltere kötüydü, İtalya kötüydü, Almanya kötüydü. o tarihlerde. Biz geç, bir sene önce bir sene önce bu aydan bahsediyorum. Tamam. Süper başlamıştı Türkiye. O kadar iyi baş, o kadar iyi tedbirlerle başlamıştı ki. Fakat sonra bu işi bir anda ne kimin aklı, kimin fikri, kimin şey yapmasını bilemiyorum ama bir anda ciddiyetsizliğe başladı. Şimdi orada bir hata geldi. Ve Aralık ayına kadar gel bir baktık ki Aralık ayında durum felaket. Tekrar kapandık. 1 Mart'ta tekrar açtık. Bedelini bedelini şimdi ödüyoruz. Şimdi İngiltere'ye bakıyoruz. Çok kötü giden İngiltere. 15 Aralık'ta kapandı. 3 ay kapalı kaldı İngiltere. 3 ay. Hiçbir yerini açmadı. Şimdi her yere açık. Şıkır şıkır herkes çıkmış sokağa şeyini yapıyor. Bir plan yani, uygulaması. Ülke Nüfusunun %30'unu aşılamasına rağmen. %36 evet. evet. Şimdi bir plan yapmış. Doğru yaptı dersiniz yanlışa. Baştan da en kötü giden ülke İngiltere'ydi. Boris Johnson yani bunlar önemli değil dedi. dedi önce. Kendi oldu. En kötü giden ülke Amerika. İplemedi. Bakın bedelini ödedi sonra toparladı. Ya en iyi giden ülke şu anda bakıyoruz dünyaya en kötü giden ülke miyiz? Bakın Avrupa Şampiyonlar Ligi alındı mı bizden? Niye alındı? İki İngiliz takım ben Türkiye'ye gitmem diyor. İngiltere'de diyor ki hükümeti siz Türkiye'ye gider maç ederseniz 14 gün karantina yatarsınız diyor. Ben dedim. Formüle yarışı? Olmaz dediler Türkiye'de. Ya ne olacak? Havaalanına inecekti Atatürk Üstü'de de, değil mi havaalanına yakın. Oradan konvoyla gidecek maç edip döneceklerdi. Buna dahi gelmiyoruz dediler. Ve evet dediler gelmeyebilir. Şimdi spor bakanı bir tane demeç verdi mi bu konuda? Yok. Adam yastık altına mı girdi? Saklandı mı? Ne yaptı? Ya şampiyonlar ligi bizden ayrıldı. Şimdi gazeteler manşet atıyor. Büyük. Efendim 2023'te bize vermişler biliyor musun? Karşılığında efendim Cumhuriyet'in 100. Var. yılında Türkiye'ye ver. Ya bunlar şimdi baktığın zaman ya bir ciddiyet olması lazım. Şimdi uçak iniyor İstanbul havaalanına yayın yapılıyor. İşte uçak indi Çin'den aşı geldi. Ya ne kadar aşı var? Sağlık Bakanı bize söylemiyor. Ya ben bu ülkenin vatı ne kadar aşı geldi kardeşim? Söyleseniz kimse söylemiyor. Çin Büyükelçisi diyor ki bir milyon yolladık diyor. Bir milyon doz anca diyor yolladık. Ha sonra yollayacağız Türkiye ye. diyor. Almanya'dan gelmiyor, Çin'den gelmiyor, Rusya'dan gelmiyor. Aşı var mı elimizde? Ya insan halkına der kardeşim bir kazık gelin. Aşı yok mu elimizde şu an? Aşı yok. var ki oluyoruz değil mi? Yok nerede var? Üstad ne zaman aşı ben oldunuz? Ben ne zaman? Ya ben Bey'e sorayım ne, zaman aşı oldunuz? Ne kadar aşı oldunuz? Yok yok sorayım ne zaman oldunuz? Avukatlara ha. izin verdiler ne zaman? iki hafta önce. İki hafta önce oldu. Yani bugün olan arkadaşım var benim. Aşı Olabilir. yok demeyelim Mehmet Bey. Çok var. Şu aşı, aşı kaç yok var, demeyelim. Kaç ya var? Kaç var? Demeyelim. Ya yok demeyelim Can az diyelim. Çok yok. Az, de az değil mi? Yani az değil mi? Yani, yani, yani oluyor. oranımız çok yavaşladı. Yani. Yani, yavaşladı. Aşı olmadı. Tamam. Yani. az ya, az tamam. Az, yok. Az yok. Evet, Olur 6 mu yok? milyon demişti. Yoksa Aa. nereden oldu Ruşen Bey? 15 gün önce. Ya kaç kişi oldu? 3 kişi, 5 kişi. Oldum diyor. 100 bin kişi. Bilmiyorum ya yani. 500 yani. Kişi. Bilmiyorum ya yani 500 bin yani. kişi. Herhalde yani. çok olmayan adam var yani. Böyle olmayan var. Fatih Bey, Esenboğa'ya 2 gün önce uçak gidiyor. Aşı yok olsa nasıl olacaktı diyorum ben. Ne kadar aşı vardı? Hayır, istatistik veriyorum. Sağlık çalışanlarının işleri. Rakamlar ne kadar vardı? Rakam olarak tamam doğru. %112.12. %112'den %12 %28 ilk dozu vurulanlar bizde. %112 ya, ya. ya, işte yani. 28.4 ilk dozu vurulanlar yap ya. öyle. İlk dozu vuranlar. İlk dozu vuranlar %28. Ya, hayır hayır. Ortalama olarak ama sayılara açar bakarız. %28.4 ilk dozu. Geçen haftanın verileri. arada Bakanlık elimizde 6 milyon doz olduğunu söylemişti ama yeni gelen partiden ne kadar doz olduğu konusunda. Ya mesele o değil. Yok deme. Yani ben yok Nasıl yok işte? nasıl oldu? diyorum ya onu söyle binlik, su ya, mu bu, vurdular İmtiyazlı olduğum için avukatlıktan Şimdi dolayı. Şimdi bakın ya, Türkiye bakan, her diyor ki ya, yaşa göre bir imtiyaz çok, var meslek. Çok mesela. aşımız olduğu yani bu için herhalde değil. Turizm Bakanlığı o şeyleri yaptırdı değil mi? Ee, aşımız var mı yok mu? Örnek test Aşı Yabancı, yok diyorsun aşı yok. Yok ya yeteri kadar. Ha yeteri aşı. kadar tamam. Evet Şimdi 15 oldu. milyon. Ya yani ne oldu 1 milyon aşı <laughs> bir fayda ya, mı bakan? Size size ne kadar aşı lazım şu kadar aşı lazım. Var mı elinizde yok. Ne kadar var? 1 var. milyon gelmiş. En son gelen aşı 1 milyon. En son gelen. E Çin, Kaç aşı var mı rakamlar aşırı, elimizde ya. bizim? İşte Büyük elçiliğiyle açıkladığım sayı söz. Sağlık Bakanı size bu konuda bilgi verdi mi? ben istemedim mi? Hayır bilgi Halk olarak veriyor canım aşılıyoruz. Söyledi böyle mi? Yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Kaç, kaç bir aşı geldi? Yani sayıları bir şey mı bize şey bir söyleyecek? 1 milyon 300 bin gibi bir şey söylediğini evet. ben söylemiş gazetelerde bir var. var. 300 e, 1 milyon 300 diyor. 1 milyon 300 Bu bin. Bu son milyon milyon gelen parti. Son ben. gelen evet. parti. 30 İhtiyaç milyon 160 gelecekti. milyon doz aşı. 30 milyon gelecekti. 40 milyon doz Son partide mi 30 milyon gelecekti? Bilmiyorum bugüne kadar. Aralık ayında amaçlıymış. O ayın sonuna kadar 50 milyon doz aşı gelecek. Şimdi bakın benim dediğim var orada aktivite şey. vardı geldi gelmez Dedim, başka değilse aşı yok diyorsun başka şeyler olarak şey yapın ama şunu demek istiyorum Sağlık Bakanı bu ülkenin sağlık Bakanı bakanıysa insanlarına doğru bilgi vermek zorunda Vaka sayısında aşı, aşı gelmedi sonunda. diyor ama Mehmet Halka, Bey şu tamam, kadar gelmedi diyor elimizde, anlaştık gelmedi diyor e, gelmedi diyor. ne ha, kadar Ne kadar yalan mı söylesin Ne yani? kadar var aşımız e, Geldi gelende söyle sayıyı sayı biz ya, on ya, Aralık'tan, bak, on Aralık'tan beri diyor ki 50 milyon doz gelecek şeye kadar hazirana kadar 40 yaş üstünde de aşılayacağız dedi. 1 Temmuz'a kadar da 20 yaş üstünde dedi. Siz 1 Temmuz günü 20 yaş üstün bütün Türkiye'de aşılacağına inanıyor musunuz? Ben 20 Temmuz'a bir şey 1 Temmuz'a yetişmez. Öyle söyledi Sağlık Bakanı. Bu kadar yani böyle aşı ama o aşı tedarikine göre söylüyor. Bakan, aşı tedariki gelecek o, anlamında aşı bakan, gelecek o, anlamında söylüyor. Sa sağlık Aşıyı bakan, göndermezlerse bakan, parasını bile vermez. Sağlık Bakanı şu demecine inanıp da bu demecine inanmamak gibi bir şey olamaz. Spor Bakanı susuyor. E Bütün şeyler bizim elimizden alınıyor organizasyonlar. Yarın belki de Türk takımlarına Avrupa'da maça gelmiyor. maça gelirlerseniz karantinaya kal belki diyecekler. Bakın turist yollamıyorlar. İngiltere'nin kırmızı listesinde Almanya'nın kırmızı listesinde. Herkesin kırmızı listesindeyiz. Peki biz bu duruma niye düştük diye sorgulamayacağız mı? Vallahi bu işte bu korona Allah'ın takdirini susup oturmamız mı lazım? Niye yanlış yaptınız? Niye bu kadar açıldınız? Niye siz önlem almadınız diye bu iktidara sormamız evet, lazım değil mi? İşte bir önlem alma al. önlem yani iyi, niye ne bu ne? kadar iyi önlem aldınız demek lazım belki. Yani bu kadar niye? iyi önlem yani Tabii o kadar iyi al. aldılar ki 60 bine çıktı vaka sayısı. Süper önlemler aldılar. Murat ya bunu dünya oluyor. yaşadı dünya dünya yani dünyadan herhalde bir haber değiliz değil mi yani Tabi tabi bence de Sokaklarda insanlar tedavi oldu sokaklara insanlar düştü öldü yani ya dün, şimdi dün bakın, yapmayın etmeyin Bakın ya. dün, yani... dün Fatih Bey dün Urfa'da cenaze töreni düzenlendi 1500 kişi katıldı. Yine bir tarikat değil. polis ya. var ya yani, ağzını açmadan gitti. Polis Fatih'te bekçi adam dövdü. Beşiktaş'ta adam dövdü bekçi sokağa çıktı diye. Orada herkes duruyor. Valisi arkası. Vali de katılmış. Şimdi şey. bekçi sokağa adam çık sokağa çıktı diye adam dövemez. Dövbe. Yanlış. Yok dövemez. Dövbe. Yanlış. E, e. Önlem alıyor hatalı. Şimdi o önlem öyle olmaz. O ayrı usulü tartışılır. Kesinlikle hatalı o, ayrı o bir şey. şeye de geldi. Ama sonra. öbür tarafta ses etmiyor hatalı. E şimdi ses Birincisi etse olacak. mi hatalı, etmese mi hatalı? Her gün polisle adamlar, adamlar mı hatalı yani? Polis de şaşırmış bu Şimdi yüzden. öyle bir şey yok. Yani vali başta olduktan Yok. Ondan sonra bir suç yok. Bir vali şey. başında, İçişleri tamam. Bakanı başında. Ya şimdi maske, Bey, maske takma, Fatih mesafeye Bey. uyma. Ondan sonra Neyse. Murat Kerkitlioğlu'na söz vermedim. Murat Bey siz yani bir bardağın dolu tarafına bakalım diyor Fatih Bey. Mehmet Bey'in de dediklerini az önce dinledik. Boş tarafına Hı. bakalım diyor doluyor Ben da, tarafına bakın ya de dolu oluyor, tarafına da bakmak ya, lazım boş tarafına da bakmak lazım gerçekten aslına bakarsanız ben Fatih Beyin bu hani sağlık açısından yaptığı değerlendirme ve Türkiye'nin sınıfı geçtiği konusuna Ben de katılıyorum yani biz o dünyada yaşanmış görüntülerin hiçbir tanesini yaşamadık ee, hem de hiçbir yaş e, farkı gözetmeksizin sizin herkes e, tedavisini oldu ee, tabii bütün dünyanın kimsenin bilmediği büyük bir sorunla karşı karşıyasınız. İlk defa böyle bir şey yaşıyorsunuz. Süreç içerisinde evet çok iyi başlayan bir pandemi yönetimi daha sonra bazı yanlışlarla da işte Kurban Bayramındaki sıkıntılar olabilir. Zamanında kapanmama, tam kapanma, yarı kapanma gibi e, kararların e, alınamamış olması belki desteklerin e, bunlar, biraz geç verilmiş olması ha, yani ekonomi tarafına da gelirim de işte hani işin sağlık tarafına bakıyorum biraz da tabii toplumun bizim e, Türk toplumunun da burada çok büyük hatası var aşı konusunda yaşadıklarımız bile ortada yani aşı sırası geldiği halde e, gidip aşı vurulmayan e, insanlarımız var vatandaşlarımız var bunları da e, göz ardı etmemek lazım e, bas bas bağırılıyor maske, mesafe, temizlik Falan diye Yani maske ben hala görüyorum. Hani maskeler burnunların altında, çene altında falan. Yani öyle geziyor insanlar. Ve bunlara dikkat etmiyorlar. Ve böyleler sürekli. Bir, büyük bir kalabalık içerisindeler. Yani çık dışarı. Bugün gördük. Çıkıyorsun. Çok affedersiniz araya gireceğim. Şimdi e, günlük verilerden bakıyorum. E, 25.8 milyon doz aşılama yapılmış. Evet birinci doz yapıldı. Yapıldı. Yani 1 ve 2. ya yani 25. 25. 1. 1. bak hayır ba 25.8 milyon böldüm 80 milyona yüzde 32 doğru doğru 28 zaten 2 hafta önceki veriydi yüzde 28 ama şöyle de bir bilgi var 15 milyon 41 bin birinci doz galiba 13 evet. milyonda ikinci dozu evet iki dozu da bir 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 bu toplam, evet. Evet. toplam, toplam 12 12. Şöyle, orada geliyor. da şöyle Mustafa bir şey var toplam ama Tabii. Yok, toplamdan, toplamdan bahsediyorum. Ben toplamdan bahsediyorum. hani 186. bir 1 milyon geldi diyor ya Sayın evet. Mehmet Tezkan. En son 25, son parkta yo, yo, uçak yani 26 diyarabı. milyon doz aşı gelmiş İki ya. 2 dozu olan 11 milyon. Ya, gel, bundan önce ha. gelmedi demedi zaten. Gelmedi demedi. Son, şey geldi. Son geldi 1 milyon geldi. Aşı, aşı, yok değil. Aşı, aşı, aşı yok. yetersiz başka bir şey. Yetersiz ayrı aşı. Tabii. yok mu? Var var. Bence var. Aşı yoksa niye sığırılıyor? Benim yarın vurulacak arkadaşım var. Öyle mi? Bak işte yarın da varmış. 2 hafta önce olmuş. Her yerde var o zaman. Her yerde var. Evet. Beyler, az rahat. da anlaşalım az. Yok Şöyle demeyelim. Şöyle şey Yeteriz, Yeteriz, demeyelim. Az, yetersiz. Az, olduğunu zaten bakanlar söylüyor. Ya zaten yani. 26 yani. milyon doz, yani. doz aşı yapın. Bolca, bolca aşı mı var diyelim. Değil, Böyle demiyor. bir şey olur mu ya? Tabii 26 yani, 90 80 milyon, milyon, milyon. 90 milyon. milyon, milyon. milyon? 90 80 milyon. milyon. Türkiye mi 80 milyon? Ya 80 küsür milyon. Işte. Nasıl <laughs> ya 90 milyon? Hayır mi ya. dozu olan. Yanlış bakıyorsunuz? 11 milyon 186 bin. Yani 26 bin toplam birinci dozu olan. denk geliyor tamamı olan. Ha birinci dozda mesela Biontech aşısında işte Biontech'te Birinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor. işte İşte Çin aşısında hani, klasik aşı dediğimiz aşıda da ikinci Hı -hı. dozdan sonra korumaya başlıyor 10 gün 15 gün sonra ama ilk dozdan sonra kısmi koruma yapıyor. İşte yoğun bakıma düşmeyi engelliyor filan falan. Yani aşı Hı -hı. E, önemli aşı yaptırmamız ya lazım. Sırası geldi elde olmayanlar vesaire. Onlar tabii. Yani valla siz savunuyorsunuz ama Sağlık Bakanı diye valla bu konuda biraz başarısız dediğini itiraf etti yani. Ya bir şey Söylediğimiz savunmaz, kazık yedi, yani gelmedik tablo dedi. Tablo böyle bir durumdayken he, he. gözümüzü kapayıp her şeyi savunacağız diye bir şey söz konusu he. değil. Neyin savunacaksın? Yani tablo kötü. Ekşonu evet bak yarın randevusu varmış. Tam kapanma olmuş. yaptık ee, mesela. Yaşarbaş, Avukat ya ya Yaşarbaş yarın yüz randevusu olabilir. olabilir. Aşımız var demek ki. Yo, çok, evet Şimdi herkese günlük dedim zaten günde 177 bin doz yapıyor. Günde 177 bin doz demek 177 bin kişiye günlük aşı yapıldığını ben zaten en başında i̇şte söyledim. Bak yani ilk işte parti ilk parti bol geldiğinde bu, bu ülkede 1 günde 1 milyon aşı da yapıldı. Ya, ya e, yeter ki o aşı. onu onu sulu aşılamada sorun yok. Ya o noktada şunu söylemesi lazım şey, şey yapıyoruz. Mesela tam kapanma en son aldığımız karar. Ya bunu burada da konuştuk, burada da anlattım. Tam kapanmayı pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Arada iki gün vardı biliyorsunuz. O ya. iki günde nasıl bir göç oldu mesela? Covid göçü. Ya şimdi bu dideni oradan tekrar döneni, evet. yani bilim hala, adamı olduk hala zaten bu konularda oldu bayağı bayağı hala dönüşümlerin, hala hala Ya yani şimdi yolu. bunlar bile, bunlar bile bir sıkıntı. Ya. İster istemez bunlar yansıyacaktır. İnşallah yansımaz. İnşallah şimdi mesela kademeli bir geçiş öngörüldü ki bence bu doğru bir hareket. Yani birden bir açılmamak gerekiyordu. E Biraz çünkü İran'dan yani sonrasında bu hafta ki, galiba açıklayacak. Yani şunu olacak. anladık ki yani bu virüs dediğimiz şey temasla geçiyor ve temas ne kadar az olursa bunun içinde ne kadar önlem alınırsa o kadar iyi. Bunu görüyoruz. Şimdi şu da çok önemli. İşte İngiltere örneğini verdiniz. İşte Amerika örneği verildi. Amerika'da neredeyse Los Angeles'ta artık maskeler atılmış vaziyette. Tamam. Öyle geziliyor. Sokakta yapıyorlar aşıyı. Şimdi senato. Yani, Aşı seçiyorsun bu, yani. Bu ne ile orantılı? Hem tedbir hem bir anda bunun paralelinde de aşılanmayla ilgili bir şey. Yani rakamlara baktığınızda bunu gösteriyor zaten. Şimdi o tartışmaya gelecek olursak ya biz neredeyse benim yani bu bugüne kadar yapılan açıklamalardan edindiğim bilgi 100 milyona yakın aşı'nın anlaşmasını ve parasını verdik. Bunu Sağlık Bakanı açıkladı. Ha bu gelmedi. Doğru. Yani bizim bekledi, mesela mayıs sonu da dendi, haziran dendi, daha önce mart dendi. Bunlar söylendi, olmadı, gelmedi. Ama şimdi gelmeyince ne yapabilirsiniz? Şu anda dünyada dünya zaten şunu tartışıyor. Dünya aşıdaki adaletsizliği tartışıyor. Biraz önce verdiğiniz örnek. Bir de şöyle bir şey var Murat Bey. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülke trilyonlarca dolar bu işlere daha önce kaynak ayırban ya, bir ülke. Tabii yani ekonomik gücü diyelim ki bu kadar 200 milyon nüfuslu başka kişilere yapılabilmesi için bir altyapıya ihtiyacı yani. şimdi Mutlaka. şöyle yani, bir durum ekonomik yok de... ama şimdi şöyle bir durum yok mu? Bir <laughs> konuda bir başarı varsa herkes alkışlar değil mi? Tabii, tabii başarıdır ama. Yoksa da Bir dakika eğer, yani, e, Çin'den eyvallah. dedikleri gibi 10 Aralık günü başlayacak dedi evet. Sağlık Bakanı. Dediği gibi 50 milyon Doz gelecekti başlasaydı biz Şubat ayına şu kadar tablo çok 25 milyon tamam. olsaydık şu ana kadar bize dedikleri Haziran'a kadar 100 milyon doz dediler evet. yani 50 milyon kişi aşı olsaydı evet, Türkiye bu 17 şu anda, şu anda aşı olsaydı. O şimdi, gün 222 kişi ölmeyeceğiz şimdi normalleşmişti doğru şu anda Alkışlayacak değil mi? Doğru doğru. doğru. Helal olsun Sağlık Bakanı diye. Şimdi bunları başaramadığı için de eleştirmemiz peki, de normal. Peki eleştirmek değil. iyi, eleştirmek ha, normal. De. Sormamız lazım. Hayır şöyle Arada bu aşılar... da ne oldu da gelmedi kardeşim ne oldu? Şu aşılar da? niye gelmedi Tabii, Tabii ki yapmamız lazım. Ya, ya o, parasını Bey, verdiğin aşı gelmiyorsa şimdi, burada senin ne suçun var? Olur yani, mu öyle bir şey? Gelmezsen... Ama anlaşmayı yapmışsın. Parasını ödemişsin. Demek bak, ki neymiş bak, yabancıya muhtaç olmayacak. Ya e kendi işte yerli aşıma dediğinin bir yandan yani, yani şimdi yani burada ama bir kısır döngü bu. Da çekmeyelim bu şu anda yaptığımız tartışma kısır döngüye dönüşüyor. Doğrudur eleştirmek de lazım. Bunu sormak da lazım. Başarıyı takdir edeceksin. Yoksa da. Parasını verip de. Yoksa da alamadığınız aşı için de ayağınızın altına alıp bezmeyeceksiniz. Tamam. canım bu kadar da Bengal'deş. değil. Yani bakın Parasını bile anlamı yok yani. gerek yok yani. Bengaldeş. Rus aşısını üretiyor değil mi? Bakın Bengaldeş e, Biz de üretmeye başlayacağız. başlay bakın Bengaldeş üretiyor diyorum. Biz onlardan hepsine geç kaldık. Çin'e dayadık sırtımızı. Yanlış oradaydı. <laughs> Çin'den gelecek biz bu işi ama parasını sadece. bile verdiğiniz sözleşmesini Gelmiyor yaptığınız ha. şeyde Git, ne yapacak? Ha, bir yandan da elinizi... Avrupa'da... Ha, Biontech'le de yaptınız o anlaşmayı. Biontech'te var. 40 milyon da o var. Moderna var. Ama Onun parası da verildi. Ya. Var yani 40 da, tane firma var. Ondan ya, da yaptığınız şeyleri. Ama da bakın da benim Sağlık Bakanlığı'nın bakanlığı sorumlu tuttu. var yani? Bu tabii ki Sağlık ya. Bakanlığı'nın sorumludur. Ama yani... Onunla niye yapmıyor diyorsunuz. Biontech'le de yapıldı. Onun da parası verildi. O da açıklandı o da, tam o da gelmedi. Geldi. O da tam 4, gelmedi, ki. gelmedi O da gelmedi işte o, onu söylemeye çalışıyorum. Gelmedi. Yani ona Çin'e Çin sırtını, ya sırtını dayama, Almanya'ya sırtını dayama. E nereye dayayım? Bir şekilde birilerine sırtımı dayacağım. Var çünkü. E yani kendi aşını yap yapıyorum. Değil. Ha bir yandan da yerli aşı için çalışıyorum. Hani diyoruz ki yerli aşının niye hani Mayıs'ta. Mayıs olamaz öyle bir şey söylenemez. Yok niye söylenmedi söylenemez? o hiç söylenmedi. Niye söylenemez şunu söyle. Yani artık çok bilimsel de baktığımız için E bunun faz aşamaları var ya. evet. evet. O faz aşamalarını. Gözünün göz ardı edip de Mayıs'ta gelecek diyemez kimse. Ha buna Eylül diye zamanından beri söylenir. Ha Eylül inşallah bizim o aşımızda gelirse yapılır. İşin ekonomik tarafına gelecek olursak. Şimdi hani e? 40 yaş altı meselesinde ben de hatalmıştım ama kısmı. risk grubunda olduğu içindir avukatlar da 40 yaş üstü yani biz hani bunları bilemeyiz büyük bir ihtimalle bilim adamlarının kriterlerine, kıstaslarına göre yapılıyordur. Yoksa Ama şimdi bu hani başka bir şey söylemiş verir. olsanız e, eşitsizlik bana eşitsizlik ama. <laughs> be, eşitsizlik ya başka bir şey söylemiş olsanız belki de. hani oturur onu tartışırız ama yani ya bunda mutlaka bir risk kurumuna yani. göre bir şeylik vardır. Ekonomik işe de gelecek olursak yani hani hiç hibe verilmedi dediniz. Bu verildi. Bu ikinci grupta. Bunlar yeterli mi? Ben şöyle Değil. diyeyim. Çok yetersiz. Kesinlikle ha. yetersiz. Bakın yani sadece sizin çevrenizde esnaf ha. yok. Bizim de çevremizde esnaf ha. Bir sürü insan tanıyoruz bizde. Adamlar gerçekten ağlıyor, kan Hı. ağlıyorlar. Tabii. Yani burada çalışanları var, bilmem nesi var. O kadar önemli ki bunlar. Ha vergi muafiyetinden bahsedildi. Vergi muafiyetinin yasayla yapılacağı ve hangi kimleri kastedeceği, kapsayacağı küçük esnada bunlar açıklandı zaten. Benim karşılaştığım yani gelir vergisi muafiyeti yapılacak. Bu, bu da açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı Ama tarafından her açıklandı. Yıl, her ay vakur ödemelerini yapıyor. Murat Ertelen Bey yapalım. benim karşılaştığım esnaf da mesela Hı. çoğu. Ee, zaten pandemi öncesinde zor durumda olup kredilerini ödemekte zorluk çektiği için bankaların kara listesine girdiği için bu yeni kredilerden de yararlanamamaktan şikayetçiydi çoğu. Yani en azından Alamadı. böyle bir liste şey e, bir ha, öyle bir af anlamında olmaksın. mı söylüyorsun? Yani işte ee, bütün bunlar yani hibeden vazgeçtik bari yeni kredilerle bir, öbür kredi borçlarımızı ödeyelim diyenler nefes kredisi diye kredisi... mesela yine bugün de açıklandı nefes kredisi dediğimiz ha. kredi. E, çiftçilerin borçlarının erteleneceği, erteleneceği, açıklandı. 600 650 bin emeklinin maaşının 1500 lira olacağı açıklandı. Bu rakamlar evet ufak. Ben de yani 1500 lirayla kalkıp şimdi övünelim mi yani o anlamda değil ama ya en el verdiği ölçüde bir Ekonomik destek ya veriliyor yani şimdi 5 bin lira biraz önce Fatih Bey'in söylediği her şey İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ibaret değil. İyi. Bu ülkenin Anadolu'su var yani oradaki bir insan için 5 bin lira gerçekten ciddi bir rakam. 14 aylık. lira. Efendim. 14 3000 aylık. 3000 lira çok ciddi ama sadece yo, yo, kira bugün yardımları ustaz, var şimdi 5000 lira gibi şey değil. Ya, gibi ne olur diye. konuşmayalım. Yani şu 14 aylık süreç içerisinde. Peyderpey pey, zaman zaman bu tür destek paketleri açıklandı. Çok yeterli. Söylen... Ya yete yeterli yeterli şunu zaten. Ya. Başlar başlamaz böyle bir demeyin diye. <laughs> ya Bunu ya. yeterli <laughs> görmek çok ayıptır. Ama şunu çözemedik. Çok da komiktir. Garanti ödemelerimizi pıkır olur olur pıkır yapıyoruz. Mümkün mü öyle bir şey? Bak garanti ödemelerimizi yapıyoruz. Köprülere, tünellere, e, havalimanlarına, o Zafer Havalimanı'ndaki rezalet. Yani kimsenin açıklayamayacağı bir şey. Yani Son 4 ayda Doğru. 61 kişi inmiş ya. Yani doğru. 61 kişiymiş insaf. Birisi de buradan bakıp da burada siz ne yapıyorsunuz demiyor mu? Oraya verilecek garanti ödemesi parasını esnafa dağıtsaydık bambaşka bir rakam ortaya çıkacaktı. Ne yapacaktı garanti ödemesini yapmayıp ne Bütçeyi doğru yönetememek. Hatta daha bana göre bütçeyi zaten tek adam rejiminde bir kişiye bırakmaktı bence oradaki. Şimdi iç siyasete malzeme etmeyelim diyordum da bakın. Ya iç siyasetten nasıl Şimdi Çin'den bak biz başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Çin Çin niye aşımızı yavaşlattı bizim? Kendi ihtiyacındadır herhalde. Kendi ihtiyacımı? Asla değil. Cemre çıktı fiyatı açıkla açıkla açıkla. <laughs> bir dakika. Fiyatı açıkla 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 dedi. Şimdi e, bizim aldığımız fiyat dünyada alınan fiyattan gerçekten ciddi manada daha ucuzdu. Keşke kim? gelseydi de ucuz. Pahalı olsaydı da gelseydi. Gelmediyse 26.8 milyon dozu kim yani, nereden yaptı? İşte o kadar geldi. Allah Allah. Ama sağlık Bakanı gelmedi ki. Çin'de tedirginlik oldu. Dedi. Bakın ne desin biz ucuza aldık da dünyaya çıkamadık mı sağlık desin? Sağlık Bakanı onu diyemez. Tabii. Ya sağlık Bakanı bunu mu desin? Ben yani hiç, şimdi CHB sağlık CHP çıkıp da dedi, fiyatını dedi, açıklayın. Fiyatını açıklayın. Dedi, deyince Çin tedirgin oldu. Bakın U yani evet, uluslararası Türk basını dönemde. takip etmiyorsunuz. Ama Uygur Türklerine sahip çıktı ya. Bir mi? saniye bir dinlerseniz Mehmet Tezkan. CHP Deskan, sahip çıktığı için Çin'den küsmüş. Bir Çin'de dinlerseniz fiyat yapalım politikasını yapalım. Açıkla açıklayacağız diye tedirgin oldular ve aşıyı kestiler. Bakın He. bir dönem. Ya şimdi, Çin Büyükelçisi açıkla hiç öyle bir şey yok diyor ya. <laughs> Bizim Sağlık <laughs> Bakanı dedi ki. Ne desin öyle mi desin biz Türkiye'ye ulaşabiliyorduk millete karşı davalaşmayalım muhalefet... diye. E, ya muhalefet e, yüzünden dedi ya, ki muhalefet Uygur Türklerine söylediği için aşı gelmedi de büyük çıktı dedi ki hiç alakası yok ya bize lazım. Sayın Atalar, Atalay siz bunu dediniz ama şimdi başka bir tartışma da çıkabilir. Yeni gelen o zaman partiyi biz daha yüksek fiyata mı veriyoruz? Yani bu yok, böyle bir yok, tartışma yok, ya, gelmedi, hayır bir anlaşma yerine... yapılan fiyattan devam ediyor gel. Ya buradaki sıkıntı ama orada şu. Ama bir sekteye uğradı. <laughs> Sayın Emre Ve Buradan. burada CHP'nin sadece fiyatı açıkla fiyatı açıkla fiyatı açıkla. Şu. Paniğinden burada dolayı gelmedi açık söyleyeyim. siyasi iktidara da bir şey söylemiyorum. Cumhuriyet hükümetlerinin hepsine söylüyorum. Böyle bir salgının yaşanacağı belli. Geliyor yani insanlara böyle salgın yüzyılda bir geliyor. Daha önce vebası olmuş, İspanyol gribi olmuş. Geliyor. Sen kendi aşı enstitüsünü kuracaksın, aşını üreteceksin ya, kardeşim. ne kadar önemli oldu yani, belli oldu. <laughs> sen bu ne? kendi enstitüsünü, aşılama enstitüsünü kapatırsan, ama ondan sonra el aleme böyle bak neyi konuşuyoruz Bu, kendime bu, ben, ben bundan utanıyorum yani Çin bana vermemiş Rusya bana burun kıvırmış bir on tekçi şöyle demiş kardeşim sen kendi yerli o işte değil, büyük Türkiye dediğin yerli ve milli dediğin yani, şey bunları yapabilmekle oluyor işte. işte bağımlı demek olmamanın ki biz, ne kadar önemli ama şunu oldu. söyleyince de şey olma demek ki biz yeterince güçlü değiliz kardeşim. Kendi aşımızı yapamayacak kadar yani pandeminin 14. ayında belki bu çok güçlü bir virüs olsaydı belki hepimiz ölmüştük. Sadece Almanlarla Çinlilerle öbürleri yaşıyordu. Biz hepimiz ölmüştük. Şimdi, Şimdi daha önemli, Ama bakın daha önemlisi şu biz Ocak ayında olsaydı. bir buçuk sene önce Ocak ayında bilim kurulu kurduk değil mi? İlk daha biz haberimiz yoktu böyle bir yer. Hemen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kurdu. Ve onun verdiği önlemler çerçevesinde davrandık. Kaç ay davrandı? 5 ay. Ne oldu B ondan sonra? Bıraktılar. Biraz bıraktı İran. Geçen sene bakın. Ya yapmayın. Hangi bilim kurulu üyesi kalkıp da böyle bir şey söylüyor mesela? Bıraktılar konuş, bizim önlemlerimizi. Konuşma hakkı var mı? Ne demek konuşma hakkı? Bakın bilim kurulu üyesi yapmayın çıktı. Gülüm, bakın bilim kurulu üyesi çıktı. bir Dedi ki televizyonda 1 Mart'ta 10 binde dedi. 10 bin... Vaka sayısıydı. Bilim kurulu toplandık ve kendi adına söyledi. Dedi ki açarsanız her şey intihar olur dedi. Bu bir cinayet işlersiniz tamam. diye iktidarı uyardı. Açtılar kapıları. Geçen sene 1 Haziran günü söylüyorum. E Kapılar... demek ki söyleyebiliyormuş. E söylüyor da kimse dinlemiyorsa hani yani. Orada dedi. söylüyor da, ya. ya. da yani. Yok, Ne olur. yani. ben ne söylüyorum da kimse beni dinlemiyorsa. Bilim kurulundan söyleyecek bir kişinin ya. söylediği şey. Bilim, bilim kurulunun söyleyeceği. Kesme görüşümüzü. kurulun kararı ortak çıkmıyor mu orada? Hukuki yani bir kişi öyle demiş. Diyebiliyormuş, diyemiyormuş. Çoğu çekimsel kalabiliyor. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Öyle bir şey olmuyor. Hepsi memur. Bu pandemiyle ilgili söyleyeceğimiz sanıyorum. Bitti. Başka konulara geçeceğiz. Bir reklam arası sonra da Kılıçdaroğlu'nun seçim planı, ittifaklar ne olabilir ee, onun dışında tabii ki Muharrem İnce'nin kurduğu parti bugün başvurusunu yaptığı helalleşme tartışmaları bütün bunları bu ilk bölümü biraz uzun tuttuk ama kısa kısa bunların hepsini tartışmak istiyoruz. Ee, bir reklam arası. Evet bakış açısına devam ediyoruz konuklarımızla. Şimdi tabii ki seçim gün be gün tabii ki yaklaşıyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ediyor. Bu arada hele bir helalleşme polemiği yaşandı hükümetle muhalefet arasında. Ona da biraz sonra geleceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir açıklama, yaptığı bir açıklama. Dedi ki bizim yönetimimizde ittifakın tüm liderleri yönetim kadrosunda olacak. Yani ee, Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun yardımcılarının ve bakanların diğer muhalefet partisi liderlerinden oluşacağı geniş tabanlı bir koalisyon planlanıyor. Ee, Sayın Fatih ile başlayalım. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sistemi, e, bu planı, bu hükümet etme sistemini bir anlamda değil mi? Şimdi şöyle, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ülkeyi yönetmeye dair çok fazla bir e, şey yok. Ortaya koyduğu net bir tablo, net bir e, politika yok. Yani gelirsek şunu yaparız, bunu yaparız gibi e, zaten yaklaşık yani son 7-8 senedir, 10 senedir sadece Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden getirilen bir politika var. Şimdi o politikanın e, devamında gelen bir şey bu zaten. İşte beş benzemez bir araya gelmiş bir şekilde e, bir ittifak kurulmuş. Millet ittifakından bahsetmiyorum ben. E, yani İttifakın bütün bileşenlerini de suçlamak istemiyorum ama netice itibariyle dış dışardan destek alan efendime söyleyeyim ülke içerisinden de belli odaklardan maalesef destek alan herkes bu ittifakı destekliyor millet ittifakından bahsetmiyorum ben sadece millet ittifakı Siz belli şimdi HDP'den bahsediyor şimdi HDP iyi de işte Sayın Dursun Çiçek tahmin ediyorum işte HDP'den işte adli sicil kaydı temiz olanlar hı hı. bakan olabilir açıklamasıyla birlikte sadece HDP'den değil yani bu Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir şekilde e, bu ittifakı diri tutuyor şu an itibariyle. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün e, erken seçim çağrısı işte bir helalleşme vardı ona herhalde biraz sonra değineceğiz biraz ama. Biraz sonra geleceğiz. Biraz sonra değineceğiz ama işte helalleşelim deyince erken seçime gidelim. Tabii şimdi muhalefetin bu kadar erken seçim isteğinde ne kadar samimi olduğunu biz bilmiyoruz. Ben açık söyleyeyim ama bu kadar hani beş benzemez dediğim hani istiskal maksadıyla söylemiyorum. Çok farklı fraksiyonlar, farklı eğilimler yani yan yana gelmesi ihtimali dahi olmayan birçok kişiyi, birçok kitleyi, birçok ideolojiyi bir araya getirebilmenin şu an şeyi içerisindeler. Samimi değilse niye istiyor muhalefet? Yani şöyle erken Türkiye'de seçim erken sizce. seçimi biliyoruz. Biz genel seçimler yapılır bir ay sonra muhalefet kim muhalefetteyse ben son yıllar erken için söylemiyorum. Genelde erken seçime gidelim der. Hani onun için hatta iktidarda kim varsa der ya işte yenilen pehlivan güreşe doymazmış. E, gerek yok filan diye. Şimdi şu an e, konsolide ettikleri taban Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden hareket eden taban tabii ki bu kadar benzemez içerisinde e, patlaklar verecek, çatlaklar verecek. Şimdi Dursun Çiçek'in bir açıklaması var. Diyor ki tabii ki biz HDP'li bakan da olabilir diyor. Şimdi yarın buna İyi, İyi Parti'den nasıl bir tepki geleceğini bilmiyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ki... gelmesi yani ne, aradan çok da geçti. Yani kaç <laughs> gün geçti. Yani bir şey işte, bekliyorduk. Ben iyi Parti bir şey tamam, Dursun Çiçek de ekliyor. Diyor ki ben CHP'yi temsil etmiyorum ki biliniyor CHP içerisinde Dursun Hı -hı. Çiçek'le de görüş ayrılığı evet. olan insanlar da var. Var var. Yani şöyle... Ama yani, Dursun Çiçek'i destekleyenler de olduğunu da biliyoruz. Biliyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Pervin Buldan ve Meral Akşener'in işte Kadınlar Günü'nü kutluyorum Diyor. Oradan İyi Parti'den illaki ses çıkıyor. Şimdi bu kadar insanı, bu kadar to, topluluğu, bu kadar kitleyi, bu kadar e, bir arada iki sene boyunca, yaklaşık iki seneden fazla bir süre var e, normal seçimlere, e, bir arada tutmanın zor olduğunu da biliyorlar. Çünkü illaki çatlaklar olacak arada. Şimdi Cumhur İttifakı öyle değil. Cumhur İttifakı biraz daha rahat. Niye? Cumhur İttifakı biraz daha tabii bir ittifak. Biz seçim ittifakı değiliz dediler biz pazara kadar değil mezara kadar dediler. Ülkenin bekası öyle, doğru kabul edersiniz, yanlış kabul edersiniz. İşte ülkenin bekası için biz bir araya geldik ve bu doğrultuda da biz seçim ittifakı değiliz dedi. Millet ittifakı da diyor ki biz seçim ittifakıyız. Biz seçimde ittifakımızı yaparız. Ha yarın belki birbirimizi tanımayacağız diyor. Yani bu dediğim aslında ittifakların e, mantığının da doğal bir sonucu. E şimdi bakın Türkiye koalisyonlardan çok çekti. İşte başkanlık sistemini savunurken nasıl savunuyor savunanlar? İşte e, istikrarı eski sisteme göre biraz daha e, önde tutan bir sistem diye. E şimdi bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki her yerden temsilci koyacağız. İşte Kırk e, Yamalı Bohça gibi biri o uçtan çekecek biri bu uçtan çekecek. Bakın koalisyonlarda Türkiye ne zaman ileriye gitti? Yani en son e, 99'da kurulan Koalisyonda neler yaşadık 2001 krizinde neler yaşadık bankalar hortumlandı milyarlarca dolarımız dışarıya gitti. İşsiz kalan insanlar yazar kasa fırlatan esnaf e ekonomi battı dolar bir gecede bilmem kaça fırladı. Yani koalisyonlardan çok çektik. Şimdi tekrar e, Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya biz koalisyon yapacağız koalisyonla yöneteceğiz demesi aslında bu millete o koalisyon günlerini de illaki hatırlatacak. Türkiye hiçbir koalisyondan bakın Türkiye hiçbir koalisyondan hayır görmedi. Hiçbir koalisyondan hayır görmedi. E şimdi sen koalisyon teklifiyle ortaya çıktığında ne olacak? İnsanların aklına o koalisyon günleri ister istemez gelecek. Ben sakıncalı görüyorum. Ama dediğim gibi hatta Z kuşağının o koalisyon günlerini hatırladığını bile zannetmiyorum değil mi? O kadar uzun Yok tabii süre. tabii. Yani Peki şunu da sormak. Okumadılarsa hatırlamamak evet. doğru ee, şunu da sormak istiyorum. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Millet İttifakı'nın içinde değil ama mesela parlamenter sistem için aynı görüşü savunuyoruz derken e, desteklerinin de ne kadar önemli olduğunu söylüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener peki HDP desteği olmadan Millet İttifakı'nın güçlendirilmesini sadece deva ve gelecekte mi buluyor? İkisini karşılaştırdığımız zaman sizin birinin eksikliğinin diğeri tarafından ya da diğerleri tarafından e, tamamlanabileceğini düşünüyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi İyi Parti tabanı ve muhtemelen aslında yönetim kadrosu da HDP'nin Millet İttifakı içerisine alınmasını asla kabul etmeyecektir. Resmi olarak. Resmi olarak kabul. Yok yani İçlerinde de ben e, onu sindirebileceklerini tahmin etmiyorum. Yani İyi Parti'nin içerisinde üst düzey yönetimde benim çok yakın arkadaşlarım var. Ben HDP ile hani iktidar uğruna veya Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme uğruna dahi HDP ile ittifak yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Onlar adına şimdi buradan e, tabii isim vermediğim için gerçek çok önemli değil ama onlar adına da bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten üst düzey yönetici he, İyi Parti'de e, arkadaşlarım var ve onların e, ya yani milli konulardaki hassasiyetlerini böyle bir şey ihtimali HDP'nin e, şimdi HDP'nin durumu ortada PKK'nın siyasi kanadı gibi davrandığı ortadayken Anayasa Mahkemesi'nde bir dava açılmışken e şimdi İyi Parti'nin İyi Partililerin bakın geçmişte bir sürü bedel ödeyen e, İyi Partili arkadaşlarımız var. Milli duygulardan ötürü, milliyetçiliğinden ötürü. E şimdi bir şekilde Millet İttifakı'na HDP'nin resmen veya Resmiyete çok yakın bir şekilde dahil edilmesinin ben hani o iki senelik sürede ben aslında esas kastettiğim oydu. İyi Parti HDP çatlağa büyür. Bakın CHP Saadet Partisi e, ittifakı ister istemez şimdi 28 Şubat'ta CHP'nin tavrı ortada. E, eziyeti gören kim? Saadet Parti şu an Saadet Partisi tabanı o dönem eziyet görüyor. Şimdi ister istemez o Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını, e, karşıtlığını, düşmanlık kelimesini kullanmayayım e, karşıtlığını bir şekilde ya biz ne yapıyoruz'a getirdiği zaman atıyorum Saadet Partisi diyecek ki, ya biz bunlarla nasıl ittifak yaparız? İyi Parti diyecek ki, ya HDP bir dakika diyecek ya Pervin Buldan'la benim liderim insan nasıl aynı tweette bir araya getiriyorsun? Şimdi, Şimdi aşağıda dendi ama lider bazında bir şey denmedi. Yani e, şey bile soruldu hani kahvaltı meselesi bile soruldu olabilir dedi. Yani ben Sayın Meral Akşener'in de milli konularda Son kertede e, hassas olduğunu düşünüyorum. Yani, yani Konusunun hassasiyetine bir şey demem yani, ama. Yani siz HDP gayri ile, resmi de olsa. CHP-HDP ittifakı var. Bunun adı resmi mi? de ister evet. gayri resmi de. Bu çok evet. açık belli. Evet. Al Bugünkü HDP'ye iki bakan veririz lafları nereden çıkıyor? Bunu mesela e, inkar etmeyen e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ne diyeceğiz? Böyle durum varken e, resmi ortak iyi Parti'den bir şey geliyor mu? Selahattin Demirtaş cezaevinden bak benim kafamı kızdırmayın. Yeni bir tane oluşuma giderim dediği zaman ses çıktı mı? Yani bütün bunları konuşmak lazım onu söylemeye Aa, çalışıyorum. Ama Türkiye'de şöyle Murat Bey hani yani, İyi Parti o anlamda e, çok ciddi bir re şey refleks vermiyor şu ana kadar. Türkiye en azından de, HDP tavır de, anlamında söylüyor. Türkiye'de de, siyasette hem diğer konuklara hemen, Türkiye'de siyasette 24 saat çok e, uzun yani, bir süredir ayı, tabii, tabii. sözü var. Şimdi seçim satım haline girildikçe tahmin ediyorum ortalık biraz daha tabii ısınacak. Bence de. Isınınca bence e, da ben zannetmiyorum ki İyi Parti'nin CHP'nin e, pardon HDP'nin de içinde bulunduğu bir oluşuma İyi partinin yerel seçimlerde ses çıkarmadı falan destek Parti. olacağını. Yani e, yerel, yerel seçimlerde seçim bir şey söyledim. Yerel seçim psikolojisi çok farklıdır ama. Peki. Yani yerel seçim psikolojisi çok farklıdır. Genel seçim çok daha apaydır. Anadolu bakın Anadolu'nun o sessiz yığınları Anadolu'nun o sessiz yığınları ülkeyi yönetecek insanların nasıl olması gerektiğini bilir. Bizim insanımız alim değildir belki Anadolu insan ama ariftir. Peki. Mehmet Eskan şimdi Kılıçdaroğlu'nun böyle bir aklında bir plan var. Şimdi ama bunu mesela şöyle düşünenler de var. Eee İyi Parti ile CHP arasında bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hala bir şey var. Yani eee Akşener mi olsun, Kılıçdaroğlu ya da onun önereceği bir En azından konsensüs evet. yok. E, ama görüyoruz ki PDF meselesi e, Millet İttifakı içerisinde e, bir sorunmuş gibi gözüküyor. Sizce en büyük düğüm mü bu hala? çözülemeyecek mi ne durumda görüyorsunuz yani yarın öbür gün bu e, üçüncü ittifaklardan da bahsediyoruz bu mesele üçüncü ittifaka yani e, üçüncü e, ittifaka kadar uzanacak bir kopuşları da beraberinde getirebilir şimdi nereden başlayayım bir e, Fatih Bey'in söyledi bu Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı çok konuşuluyor muhalefet şöyle söylüyor siz Recep Tayyip Erdoğan karşıtısınız diyorsunuz evet karşıtlar çünkü muhalefetteler ya. Destek olsalar iktidarın yanında olurlar. Destek veriyoruz derler. Şimdi bir iktidar şimdi iktidar da tek kişi AK Parti karşıtlığı değil, AK Parti iktidarı değil. Recep Tayyip Erdoğan tek başına değil mi? Ne diyor? Ben iktidarın yegane temsilcisiyim diyor. Tek kişilik hükümet. Şimdi ona karşı olmak muhalefet partisi için Doğru veya yanlış, iyi politik, e, normal bir şey değil mi? Yani muhalefettesiniz, onu niye desteklemeyeyim? E tabii ki bütün muhalefet partileri karşı olacaktır. Çünkü amaçları nedir? bir? Yani benim gördüğüm demokraside muhalefet partileri iktidardaki kişiyi veya partiyi indirip kendileri gelip ülkeyi yönetmek istiyorlar. O yüzden karşılar. Bu yüzden parti vardı zaten. O Şimdi zaman, ülkeyi yönetmek istiyorlar. Hayır, mi, o CHP, bir dakika CHP o zaman partiyi kapatsın. İyi parti kapa niye e Recep Tayyip Erdoğan karşılığı. E ne yapacak destekçisi mi olacak yani? Recep Erdoğan Tayyip Erdoğan destekçisiyim diyerek muhalefet nasıl yapılabilir ki? Tabii ki karşı. Benim kastım o değil. Orayı düzelteyim isterseniz. Hayır, Oradan gidiyorsunuz yani. çünkü. Şöyle benim kastım o değil. Benim kastım Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden politika yapıyor. Yapacak zaten. Hayır, yapmayacak. Muhalefet Recep ne demek ki? Tayyip Erdoğan'a karşı duracak. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı duracak ya, ama ya, kendi politika yok tabii yok, çözüm önerileri yok. Ya var yok Ülkeyi o başka bir şey. Dair. Bakın ama böyle o, değil. Benim o, kastım o seçmen. değil. Benim kastım şu. Kaşıyorsun ki da, ediyorsan karşıtlıkla ediyorsan sınırlı olmaz. kaldığınız için bu tartışma oldu. Ta, diye olmaz. diye bir şey olmaz. Tabii ki karşıt olacak. olacak. ben ki farklı olur. Ben Yok de. karşı hayır hayır karşıt. Ben öyle diyorum mesela. Tabii ki karşıt olacak. Derseniz tabii karşıt olacak. Dersi. Ama ortaya bir medeniyet teklifi olacak. Bir yönetim planı teklifi olacak. Siz onu eleştirebilirsiniz evet. sizin. Zaten onu eleştiriyorum ben. Dersiniz ki ya CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva sizin ülkenin geleceğine koydunuz hiçbir şey yok diyebilirsiniz yok. ama suçlayamazsınız siz niye Recep Tayyip Erdoğan karşıtı mı değil Arda? öyle ka Karşıtlı... beni kastım o değil ama bakın ben sadece getirmemesini söylüyorum. Ben öyle söylüyorum ki sal tamam, hayır salt ama. Recep Tayyip Vallahi Erdoğan ya. karşıtlığından tamam. gitme hatadır yani. diyorum. Öyle hayır öyle evet. gidiyor. O da bir politika. E, yanlış ya bir öyle gidiyor. Bana göre yanlış bir politika. Tamam yanlış dersiniz ama niye? Yanlış diyorum zaten. Niye karşıt diye de suçlayamazsınız. Ya ben öyle. Yani ona yanlış diyorum. üzerinden Yok. politika yapıyorsunuz diyorsunuz ma yanlış. E muhalefetin zaten yanlış. asli işi iktidada olanı muhalefet yapmakta. Değil değil. Asli bu işi yeni ikincisi bulunacak. Bu HDP meselesi, HDP meselesi zaten bir anlaşmaya varılmış vaziyette. Hiç ya yani bu Beşli ittifak bu yedili ittifakta olabilir ileride Muharrem İnce veya Sarıgül de katılırsa katılmazsa bilemem alırlar mı almazlar mı onu da bilemem ama şu anda beşli bir ittifak beşli vardır. CHP, İyi Parti, HDP, DEVA gelecek. HDP yok. Beşli ittifakın içerisinde dediğiniz gibi şu andaki Saadet Partisi var, İyi Parti var, CHP var. 3. DEVA ve Gelecek Beş. Partisi beşli ittifaklar artı HDP'dir. Ha. Ve bunu da Meral Akşener'in açıkça itirafı. O ayrı kalacak ve şeyin e, HDP eş nasıl baş ayrı kalacak üstad? Ayrı girecek seçime diyor. Biz beşli ittifak gireceğiz. O da ayrı girecek. Bunu Mithat Sancağı da çıktı televizyonda açıkça dedi ki biz ayrı gireceğiz dedi. Çünkü biz ayrı bir şekilde bakın HDP'nin isteseniz de Millet İttifakı yalvarsa da tamam mı? HDP onların içine girip Millet İttifakı şemsiyesi altında seçime girmez. Niye girmez? Çünkü HDP diyor ki şemsiye altında girmez. Ben diyor Kürt oyları ne kadar? 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 3 milyon neyse. Ben o bayrağı Diyarbakır'a da dikeceğim. Hakkari'ye de dikeceğim. Ben o HDP bayrağını her yere dikeceğim. Ben sizle ayrı seçime girmem diye kendi eş başkanları söylüyor mu? Bunda şimdi tartışılacak bir var. Millet ittifakını böler mi? Ya zaten diyor ki HDP'liler biz zaten Millet İttifakı'nın dışında seçime gireceğiz. Millet İttifakı'nın önemli aktörleri diyor ki HDP'yi içimize almayacağız. E şimdi bunu... Ya söylediğiniz kadar basit bir formül mü bu ya? E, Ede, e tabii ki. şimdi de... bu sadece açıklamalarla Ede. açıklanabilecek bir şey. değil hayır evet ya. evet. Bir de demin Beş Demokrat, Demokrat Parti de i̇şte var. Iki. Çok yakın Altı, artı tecrübelerimiz artı var ya. Daha doğru olur herhalde değil mi? Demokrat Parti de var. Onu da ekle. Demokrat... Ya şeyi de ekle şimdi. O Demokrat Parti de istiyorsan... Memleket Partisi Memleketi de, de, de ekle. de olsun istiyorsan Sarıgül'ün partisine de sekiz olur. Tamam, yani, artı, artı bir her zaman o dışarıda o, artı HDP, olarak zaten HDP dedi ki biz Sosyolojik dışarıdan HDP'nin eş başkanlarının verdiğimiz destekleri unutmayın artık kapalı kapılar tabii ardında ki yaptığımız ortaklıkları destek. neden? Şimdi geldim. <laughs> Şimdi geliyor. Gel. Gelecek i̇şte o tabii kadar ki. Basit formül Çok basit formül. Bakın yasama organında, yasama organı seçiminde bu millet ittifakı 5 kişi, 7 kişi, 10 parti bilemem. Ya resmi tablodan bahsediyoruz. Tamam. Eyvallah, Girdik. Doğrudur. Böyle girecekler seçim tamam. HDP ayrı girecektir. Tamam. Meclis seçiminde. Döndük şeye. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı veya yürütme. Ne derse kadını. Bir de yürütme var. Yasamayı seçiyoruz bir de yürütme organı. İşte bütün mesele yürütme organı seçiminde çıkacak kişi HDP aday çıkaracak mı çıkarmayacak HDP şimdilik diyor ki ben aday çıkarma pek niyetinde yok diyor. Ama iki sene sonra olur çıkarabilir. İki seçimde de Demirtaş çıkardı. 2014 ve 2018 seçimlerinde. Şimdi çıkarır mı çıkar, çıkarmaz mı? Ama bu taraf belli ki İYİ Parti'de, Kılıçdaroğlu'da hepsi de diyor ki tamam kardeşim biz en küçük bir pürüz çıkarmayacağız. Anlaştığımız aday üzerinden bir tane Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Beşli için söylüyorsunuz. Beşli için söylüyorum. Ha, HDP buradan çıkarmayabilir. İstanbul evet. seçiminde olduğu gibi. şey Ankara'da olduğu gibi. Antalya'da, Adana'da olduğu gibi. E gidişe, gidişata baktığımız zaman evet bu formül olacak. O yüzden ben diyorum ki bir Millet ittifakı artı HDP formülü var. Bu artı şu demek yasama organı dışında eğer yürütme yani Cumhurbaşkanı'nın, devlet başkanı yürütmenin başı artık hepsi tek kişi oluyor. Onu seçerken HDP aday çıkarmayıp HDP mevcut Millet ittifakını daki kimi çıkarırsa Destekler. onu desteklerim diyecektir. Bu İstanbul formüldür Ankara formülüdür. Diğer illerdeki formül. Şimdi gidişat budur. E, bu arada şey çıkmış işte dursun çiçek bir laf söylemiş. E niye tepki göstermiyor Ya niye dursun çiçek kim ki? Benden ne farkı var? Ben de burada şimdi bir şey söylesem hemen açıp söyleyecek misiniz Kılıçdaroğlu? E, CHP'nin 26. dönem milletvekiliye ki? Bakın eski milletvekili yani siz de CHP'nin eski milletvekili olsanız öyle yazılır. Hayır fark Olsun, etmez ki nömetlesen. eskiyim İYK'si ama yoktu. bakın eskiyim şu anda karar alma milletvekili olsa bile önemi yok ki şu anda genel başkan yardımcısı düzeyinde bir yönetici der ki biz olduğu zaman bunu o zaman dersiniz ki Kılıçdaroğlu'na ya içerisinde... senin yardımcın <laughs> bak ne diyor sen ne diyorsun. Bir tane dursun çık çıkıp ya bir AK Parti'nin eski milletvekilleri bir laf ettiği zaman adamı asacaklar neredeyse. Vallahi hiç ben Hiç bilmiyorum kimim? Ya aman eski vekil falan ya kimi yani, kimseyi görmedim ben bugüne kimse de... Al sana AK Parti zihniyeti hayır. deyip adama saldırıyorlar. Peki hayır, CHP ben CHP kimsenin... içerisinde dursun. Cumhur Sizin için söylemiyorum. Hayır hayır. Yani, yani, yani senin dışarı. Yani bir tanesi laf etsin tamam da, şu AK Parti zihniyetine Hayır bizim diyorlar. olmaması Sali, lazım. Şimdi bir tane eski AK Parti milletvekili çıkıp eski milletvekillerinden bir tanesi çıkıp konuştuğu zaman herkes dönüp. Tayyip Sayın Erdoğan'a sorup da bak bu eski milletvekili bundan 10 sene önce bir sizin milletvekili bak ne diyor ne diyorsun diye bir gazeteci soru soruyor ama sormuyor. Peki Mehmet Çünkü muhatabı değil ki. Mehmet niye Bey. cevap versin? Peki CHP içerisinde... E Kılıçdaroğlu niye cevap versin ki dursun çiçek demiş ki Sayın olsun olur olma olur mu yani? yani Peki afaki... CHP içerisinde Dursun Çiçek gibi düşünen kimse olabilir. yok diyebilir olabilir. Mi? olabilir. Yüzde 10 olur, 5 ya olur, yüzde olur. Ona bakarsan olur. Muharrem açıklamalarını ya onun gibi düşünen de bir sürü var. E, biz de olalım bakın. Şimdi bir şey olabilir. HDP'den de iki kişiyi alabilirler. Almayabilirler. O günkü mesele o. Şimdi, bugünden e, olursanız bunu alırız. Bunun Kılıçdaroğlu bir açıklama yapması lazım ki hadi diyelim ki biz bakın böyle bir ittifaka giriyoruz. İki Ama tane iki açıklama bakın birbirine alınır. çok yakın. İki açıklama e çok yakın. Çiçek Sayın Kılıçdaroğlu şey diyor ki. Diye oturup tartışmanın bence yani Dursun Anlamı Çiçek yok, diyor. kim? HDP, ki şu HDP an? işine de bakarız diyor Ama Şu an kim ama Sayın Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyor, ki herkesten HDP bir temsilci alacağız, alacağız tabii diyor. Tabii ki. E, çok doğru ki, e çok doğru ki HDP'den de olsun. Bakın biz hep ne istiyorduk? 1980 yılına girerken büyük koalisyon diyor Değil mi o yılları hatırlarsınız? Büyük koalisyon olsaydı. Yani Adalet Partisi de CHP o zaman bir araya gelip bir büyük koalisyon kurup Türkiye'yi başka bir noktaya getirebilirlerdi, değil mi? Büyük koalisyon Türkiye'yi şu anda en yararlı şeydir. Bakın Saadet Partisi burada, CHP burada diyelim. Saadet Partisi ile CHP arasındaki arayı siz doldurun. Bu taraftan başlayın buraya koyun. Hepsinin bir araya gelip şey, Türkiye'yi biz yönetiyoruz. Bir şey hepimiz, söylüyorum. hepimiz taşın altına elimizi Üstak. sokuyoruz demek. Ne kadar e, kolay şey D, Ne, D, şey ne D, kadar önemli? Bunu şey bir vatan partisi analatamparsi, MHP, demokratik bak, seçim sol partinin hükümetini gördük. Inanın, seçim ittifakı yapmak ve seçim'e böyle yürümek belki de dünyanın en kolay işidir ama tamam. ülkeyi yönetme durumuna geldiğin anda gördük de var, var başka bir hal alıyor yani, yani adalet Partisiyle... partisi CHP beraber mi yönetecekler bu ülkeyi? vallahi bak bu ülkeyi tek kişi yönetti e yönetti yönetti, tek yönetti, yönetti. yönetti ya gördük ya bir kişilik de, bir kişilik var. iktidar var yönetebiliyor demek bir kişi, iyi veya kötü beğenirsiniz beğenmezsiniz siz çok ülkede, beğeniyorsunuz ben beğenmeyebilirim. bu ülkede 5 kişi de belki de daha bahsediyor iyi bahsediyor bakın. Ama söylediğiniz bakın, değişik e, partiler bakın bir araya ne kadar bir şey. DYP ile SHP onu geldi. Onu 91'de DYP ile SHP koalisyon yaptı. Ay, ana sol D'ler, ana sol M'ler. Onlar, onlar şimdi neyse. nasıl? Ya Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi baktı. bir araya gelseydi 80'e giden 1980'e giden süreçte. Adalet Partisi Demokrat. Adalet Partisi. Adalet şimdi? Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir araya gelseydi Demirel'le Ecevit'i de. Ecevit Başka e bir türkü geldi, geldi. Geldi. Ne zaman geldi? D.Y.P. ile S.H.P. Bakın 91 yılındaki. 93'e kadar. D.Y.P. ile S.H.P. bir, bir araya dakika, 91 geldi. 91 ile. Gördük 94'teki olsun, ekonomik var, krizi. Bir. İkincisi. İkincisi. E, Değil, e, rahmetli Ecevit ya, hükümetini de biliyoruz. Kurduğu hükümeti 99'da. E, yine ekonomik kriz. Yani şimdi koalisyonlarda biri oradan ya çekecek biri bakın. oradan çekecek. Saadet Partisi bu, ile bu, Cumhuriyet bu, Halk Partisi bir arada yönetecek. Bu, Ay ne güzel. Tabii ki. Yani ee, Saadet İyi Parti çok güzel. Deva gelecek 5 ile 6'lı bir şeyle ülkeyi belli bir yerden belli bir yere getiriyorlar. Bu kıymetli bir şey değil çok. mi size? sizce ya? Bir araya geldik. Ne vuruna geldik? Bakın Türkiye'yi biz parlamenter değişme e tabii ki kötü bir şey. <laughs> kötü bir şey mi? Boy, bakın bundan ya. daha büyük. Bakın Türkiye inanın bakın. İnanın bundan daha kötü olmaz. Bakın şu anda şu andan daha kötü. Bakın yarın ne olacağını biliyor musunuz? Euro 10 20. O 5'li Bakın a ne olacağını bilen bir iktidar var. Bu beşli iktidarımız var ya. Y y mı? 20 olmayacak. Mumlarız, mumlar. Ya bırak. <laughs> Mumlarız. Yani şimdi varsayımlar üzerine hareket edersek o zaman Euro 20 lira olur. Hani vallahi o, o işte, öngörüyor. Buyur buradan öngörü. Bir, bir dakika öngörüm. ben peki bir şey öne vereyim siz diyorsunuz ki koalisyonlar çok kötü evet. evet tek parti iktidarı süperdi ben okuyorum 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman dış borcumuz 130 milyar dolar şu anda 472 milyar dolar dolar 1 lira 50 kuruştu Hı. şu anda 2020 rakamını veriyorum şu anda Hı. 2020 sonu 8 lira 20 kuruş Hı. euro 1.66 AK Parti iktidara geldi. AK yani. Parti iktidara gün. Bakın, bakın, şu anda 9 artmış. Bakın, geçirmiş. bakın, bakın altın, Dolarla altın, altın dünyadaki kalkın, dengeleri yok mu? Altın dengeleri yok mu? 2002'de, 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 yapmayın ya. 2002'de sinemizde kaç tane telefon vardı? Ya işte. O. Şimdi ya bir dakika, dünyada bir dakika, böyle bir, dakika, bir, sistem yok bir dakika. Ki. Hangi arabaya biniyordunuz? Kimler klimalı arabaya binebiliyordu tabii, 2002'de? Tabii. Bakın hayat... Ya, Emekliler maaş kuyruğunda ölüyordu, ölüyordu. Ne öyle bir şey yoktu. Nasıl yoktu? Nerede yaşıyorsunuz o zaman? Ya, Antarktika'da. Nasıl? Emekliler maaş kuyruğunda ölüyordu. Öyle. Hasta. Ben öz ablam hastaydı. Kanser hastasıydı. 2000... Bakın değil. bir dakika. Ran... Geçmiş randevu şey alamıyor. Sağ olun. Allah razı olsun. İyileşti ondan sonra çok Bu şükür. Ya, oradan oraya sevk alacaksın. Oradan oraya randevu ya, alacaksın. Yaşadık ya. ay, on ay sonra. Ya bakın o zamanki ben ha hali ben refah ya. ile şu anki hali refah aynı mı? Bak ben size, ben siz, de size söylüyorum sizi, arabanız o zaman fotoğraf, fotoğraf bir, neydi? Arabanızın özellikleri neydi evinizde kaç telefon vardı? Kimin evinde televizyon iki taneydi? Evet. Yani o reklam zamanki se refah rehber bir reklam arasına gidelim, Bak. ondan sonra devam edeceğiz. Peki örnek vereyim bitince. Evet Fatih Atalay, Mehmet Teskan. Mehmet Teskan dedi ki AK Parti hükümete girdiğinde dolar bu kadardı, dış borç bu kadardı. Fatih Atalay da dedi ki o dönemde birçok sıkıntı yaşıyorduk. Hastanelerde telefon işte, yoktu. E, telefonlar konusunda emekli maaşlarında değil mi kuyruklarda bir, bir ölümler oluyordu dediniz. Yani, Şimdi bu... orada yarım kalmıştık. Evet. Siz devam ediyordunuz. Evet. Öyle. Yani şöyle o zamanki Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi aynı görmek gerçekten mümkün değil. Yani hani Klasikleşti belki ama o zamanki yollarımızla, bu zamanki yollarımız, o zamanki sağlık sistemiyle bugünkü sağlık sistemimiz, o o zamanki ihtiyaçlarımızla bakın, yani hepimiz telefon kullanıyoruz, akıllı telefonlar kullanıyoruz. Şimdi her evde biz mi ürettik bunları? Pardon. Efendim? Bunları sakın buzdolabı yoktu deme. Bakın bir dakika, başka bir şey söylüyorum. Biz üretmediğimiz için sıkıntı. 20 yıl zaten. Biz üretmediğimiz için sıkıntı sayın. Tezkan Bunu şey yapın. Ya ben biz, de onun karşılaştı. Biz üretmediğimiz Türkiye için. 1970 İyi, İyi de siz niye pahalı yani. telefon kullanıyorsunuz mesela? Yani şimdi e bakın dünya bağlı. Niye gidiyor. pahalı arabalar kullanıyor. Dünya bakın bir şey bir örnek Dünya gidiyor da. Şimdi bakın, dünya o zaman gitmiyor muydu? Tünel bakın dünya bakın. emekli kuyruğu, dediğim, mi? Olayda, emekli şimdi, kuyruğu tünel, dediğim olayda, emekli kuyruğu dediğim olayda dünyada emekli kuyruğu yoktu ki. İnternetten kimse e, alamıyordu. Bunu Alamıyor muydu? E internet mi vardı? Girip banka sistemlerine mi giriyor? İnternet Cep telefonunda para yani. mı çekiyor? Hayır dünya getirdi. Şunu demek istiyorum bakın eleştiri yapılıyor. İşte şu kadar tünel yapıldı eskiden. Ee nasıl yapılıyordu tünel biliyorsunuz değil mi? Şu Şişli'nin göbeği kazılmıştı biliyorsunuz devasa çukur. Oradan alta büyük künkler koydular metro hattı geçsin diye. Şimdi nasıl yapılıyor? Köstebek diye bir alet var. Köstebek giriyor böyle bir yere, dibine, çatır çatır hem de kazıyor. Kazarken yanlarından betonlar atarak böyle gidiyor. Diyelim ki bir günde 100 metre gidiyor. E bu bir Ama bir bu... şey söyleyeceğim. Biz o köstebeği biz mi yapıyoruz? Yo yo Rusya bir dakika en kim alabiliyor? Rusya Alıyorsun, 1900 yapıyorsun. Rusya, e, Rusya olmanın ne 1920'li yıllarda metro ya, sorununu ya. çözmüş. Ya Bolu Dağ Tüneli. Biz neredeydik yılda? 1990? Bolu Dağ Tüneli 7 sene 8 sene. Bitiremedi. Bitiremedi. Neresi çözmüş? Nasıl? Neresi çözmüş? Siz Moskova'ya gittiniz mi? Bakın. Moskova'ya gittiniz gitmedim. mi? Gitmedim. Ha işte bir gidip gel. Evet, dümdüz yer. Evet. Konya gibi Moskova. Evet. Londra'da dümdüz yer. E, Orada Konya'da da dümdüz... çözersiniz. İstanbul'da ya, çözmek kolay bir şey değil. 1920'lerden bahsediyorum Olay Sayın mi? Tezkan. E, tamam ben de onu Yani diyorum. bugüne kadar Kaydınız yapılmayan zaman bir sürü. Şey... Ya 1999 yılında 2000 yılında kuyruklarda ya. insanlar, emekliler ölüyor muydu? Moskova'da hani o sizin gittiğiniz, gördüğünüz çok bildiğiniz ölüyor Daha muydu? Daha hepsi açtı. Peki komünizm iyi bir olur. şey değil bu ya arada. Ya. Ya. <laughs> Sizle A devam aşırılar. edelim. Çok açırlar ya, ölüyorlar. Patileziyorlar. Kılıç Kılıçdaroğlu'nun bu planı ne kadar gerçekçi geliyor size? Değil yani bu, tüm liderler bizim yönetimimizde siz? ittifakın tüm liderleri yönetim kadrosunda olacak diyor. Aynı zamanda da Millet İttifakı içerisinde HDP yok diyor Kılıçdaroğlu. Yani buradan çok açık bir şekilde Millet, dur ha, Dursun şeyini söylediğinin Tersi bir şeyi söylüyor mu? Yok. Yani bir bakan, HDP'li bakan bu kuracağımız bir şeye geniş tabanlı koalisyon içerisinde olmayacak anlamına mı geliyor? Gelmez. Şimdi HDP konusunda daha sonra konuşuruz da diyor o açıklamada. Şimdi ben bir, bir iki noktaya ben de not aldım onları da söyleyeyim. Şimdi ilk sorun hani biraz önce de söyledim. Seçime gitmek böyle ittifaklar içerisinde bu sistemin gerekliliği artık ittifak belli gitmek daha kolay. Ama ülkeyi yönetmek geçmiş tecrübelerimizden de yola çıkarak söylüyorum çok zor. Yani hele hele böyle beş benzemezin ya şu şeye bakar mısınız takıma? Kılıçdaroğlu, Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Bu beşi ülkeyi aynı yönetecek ve yani liderler de hep yönetimde olacak diyor çünkü Sayın Kılıçdaroğlu. Yani ben o öyle bir tabloyu şu anda Canlandıramıyorum. Gözüm vallahi canlandıramıyorum gözümün önünde. <laughs> ee, bir ikincisi o yüzden hani ülke yönetmen çok daha zor iş. Çünkü hani resmi ortak değil denilen Millet İttifakı'nın içinde değil denilen HDP ki HDP'den gelen açıklamadan sonra yapıldı bunlar bu açıklamalar. Hani biz size o kadar destek verdik diğer eş başkan için söylüyorum. O kadar destek verdik. Hani bunun karşılığını ne zaman göreceğiz diye açıklamalar hatırlıyorum ben. Yok, koltuklarınızda bizim sayemizde yani biz oturuyorsunuz dedi Fatma ya, Kurtulan. Yani onları boş verin. E, Sayın İnce partiden istifa ederken kendim ver bir hareket başlatacağım derken e, HDP desteği olmasaydı biz nasıl kazanacaktık büyük şehirleri demedi mi? Ben HDP meselesiyle Abdullah Gül meselesini CHP açısından birbirine çok benzetiyorum. Biz yıllarca Abdullah Gül işte aday yapılmak istendi dedik. Burada savunduk, anlattık olsun hayır nereden çıkarıyorsunuz ne Abdullah Gülü falan yani e, İlk önce abi bırak Ali Babacan'ı. oraya da geleceğim de. Önce e, Sayın İnce yine bu açıklamayı yaptı. Arkasından Ali Babacan'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklamalar. Hem de AK Parti üyesiyken hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza vermişken ben de o masadaydım ama Abdullah Gül'e verilen sözler tutulmadı açıklaması yaptı. Tam göbeğindeydim. Yani ya. takki düşüyor kel görünüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi HDP meselesinde de aynı şeyi söylüyoruz. Tam resmi zaten Millet İttifakı'nın içerisinde sayılmıyor. Ama çok ciddi bir şeyi var. Çok büyük bir desteği var. Yani bu en son yerel seçimlerdeki CHP'nin aldığı başarının elde ettiği başarının arkasındaki en önemli mimarlardan bir tanesi HDP. Ama yani Sayın bu Sayın Atalay diyor çok... ki yerel seçimle hep genel seçimi birbirine karıştırmamak tamam. lazım. Ya niye karıştırmayayım? Aynı şeyi burada da yapacaklar. Biraz önce ee, Sayın Tezkan oradaki formülü Çok, de anlattı yani ne dedi Tamam yasama seçimlerinde yani meclis seçimlerinde olmayacaktır ama e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olacaktır dedi yani bu da bir destek değil midir yani bunu inkar etmenin bir anlamı yok bunu söylemeye çalışıyorum Evet şimdi diğer lider bütün liderler deniyorsa ben Vallahi yani hani dursun Çiçek kim sorusuyla böyle geçiştirilecek bir şey değil. Sonuç itibariyle CHP'de milletvekilliği yapmış isimlerden bir tanesi her yeri geldiğinde de CHP içindeki karşıt görüşlerini de söyler ama yani HDP konusunda bunu söylediyse bir bildiği vardır. Bu önümüzdeki günlerde mutlaka gündeme gelecek konulardan bir tanesi. Ayrıca ittifaklar konusunda da işin bu kadar rahat yürüyeceğini falan düşünmüyorum. Bu ittifaklar konusunda bir üçüncü ittifakın bile olabileceğini. Hatta HDP geçen programda da söyledi. Evet. HDP'nin başını çektiği içinde deva ve gelecek partisinin de yer alabileceği ki Selahattin Demirtaş'ın açıklamasından sonra bu çok daha bir tekmeye bürünüyor olabilecek bir üçüncü ittifak bile söz konusu olabilir. Hatta ve hatta HDP rahatsızlığı nedeniyle İyi Parti ile CHP arasında görüş farklılıklarının çok daha netleşeceği, keskinleşeceği günlerde yaşayabiliriz. Yani bunlar öyle bugünden yarına çok rahat gidecek. Çözü, çözülebilecek sorunlar değil. Ee yani bir de süre daraldığı zaman bu tartışmalar e, daha tabii da. ki daha Peki. çok olacak. Peki. Bir de şu var çok özür dilerim. Hani onu söylüyoruz. Hani Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı belli. E, Milli İttifakın hala bir Cumhurbaşkanı adayı yok. İşte şu noktada onu soracağım. Yani geçmişte mesela koalisyonlarla ilgili çekilen sıkıntılardan tabii ki bütün herkes haberdar, biliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabii ki bunun zor olduğunu biliyor ama... ...şimdi bu e, tüm liderler yönetim kadrosunda olacak derken acaba şunun mesajını mı veriyor? E, bize destek veren bütün herkes bu yönetimin bu kadronun içerisinde olacak ama... ...Cumhurbaşkanı bir CHP'li olacak mesajı mı var bu? Abi ben öyle bir mesaj almıyorum canım. Hani nasıl öyle çıkar öyle bir sonuç ama şu... ...hani e, daha önceki açıklamalarından, dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz açıklamalarından yola çıkarak... Biraz daha tekemiğe bürünüyor bu son söylemiş olduğu açıklama. Yani biz herkesi kucaklıyoruz. Millet İttifakı işte baktığınız zaman aslında tek bir ortak söylem. Onun da ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nedir bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Bir açıklayacaklar göreceğiz. çalışmalarda sonuna gelmiş. Onun haricinde baktığınız biraz önce tartışma konusu olan Sayın Tezkan'la Sayın Atalay arasındaki Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı lafı var. Bir muhalefet iktidar karşıtlığı olur İktidardaki ismin karşıtı olur karşıtı olmalıdır zaten. Aslında söylemek istediği Fatih Bey'in o değil. Ama şunu demiş ben mesela şunu diyorum. O beş benzemez bir araya gelmelerinin en önemli motivesi Tabii. en önemli motivasyonu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bakın karşıtlığı değil. Düşmanlığı dediğiniz anda bambaşka bir iş olur. Karşıt olacak. Yani en iktidar yanlısı mı olsun? İktidar yanlısı olsaydı Cumhur İttifakı'nın yanında olurdu. Ama karşıtlıkla düşmanlık arasında büyük fark var. Yani Saadet Partisi ile CHP'yi aynı çatı altına getiren motive nedir? Daha sonradan şey gibi e, fırlamış topraktan fırlamış fideler gibi ortaya çıkan işte Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin motivasyonu nedir? her, her defa çıktıklarında sanki bu ülkeyi yönetenler arasında kendileri yokmuş gibi dünü tamamen unutarak yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman hayırdır ne oluyor? Kimi, yani mesela Sayın Babacan'a sormazlar mı? Sen AK Parti üyesiyken, Cumhurbaşkanı'na imza vermişken Abdullah Gül adaylığı konusunda sen nasıl bir ahlaktır, nasıl bir vicdandır da siyasi ahlak anlamında söylüyorum. Sen kalkıp da o görüşmelere katılıyorsun, tam da göbeğinde yer alıyorsun. Denmez mi? Sorulmaz mı? O zaman ya o imzayı vermeyeceksin ya da o masada olmayacaksın. Yani sen bir yandan ben sizdenim görüntüsü verip bir yandan da arkadan kuyu kazıyorsun. Ha bugün Abdullah Gül isminin tamamen rafa kalktığını söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Çünkü yapılan her açıklamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'den niye korkuyorlar ki bu kadar lafları var mesela. E çıkarın aday görelim. Peki. Yani herkes görsün bütün millet görsün bir yarısınlar bakalım. Ruşen Gültekin sizle devam edelim. Şimdi evet. bir, bu bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır diyor. Murat Hı. Hmm. Kerkitlioğlu karşıtlığı değil düşmanlığıdır diyor. Şimdi biz bütün hepsini tabii ki 6 artı 1 e, Sayın Mehmet 5 artı 1. E, 5 artı 1 ama bir de Demokrat Parti'yi de koyduğumuz zaman aldı. Hmm. Bir de Memleket Partisi kuruldu. Hmm. Orada da dengeler değişebilir mi? Ne olabilir? Kimden oy alabilir? Çünkü hiçbir ittifaka e, ait olmayacağız demişti Muharrem İnce. Bir de onu da size ek olarak birleştirip soracağım ama Tabii ki önünüzde gördüğüm sayfalar da olsun, notlar var. Tabii. Ya şöyle. O yüzden şimdi, son söz istedi. Şimdi ben e, hukuk aklıyla bir şeyler söylemeye çalışacağım aslında. Niye öyle söyleyeceğim? E, burada bir hukukçu arkadaşım olduğu için de kendimi daha rahat hissediyorum. Bugün sabahtan beri televizyonlara baktım Emre Bey. Her yerde Cumhurbaşkanı kabinesi diyor. Değil mi? Siz de kullandınız. Cumhurbaşkanı kabinesi toplanacak. Kabineden çıkan sonuçlar halka anlatılacak. Aslında Cumhurbaşkanı kabinesi diye bir kavram yok. Cumhurbaşkanı kabinesi yok. Bir Cumhurbaşkanı var, yürütmenin başı, tek adam. Bir de sekreterleri var. Bu sekreterleri ne yetkileri var ne sorumlulukları var. Her şeyden Cumhurbaşkanı sorumlu. Dolayısıyla bakanın kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bu sistemde yok. Böyle bir... Hükümetin bir tüzel kişiliği yok. Eskiden vardı, eski sistemde vardı. Böyle mesela. bir, bir tüzel kabine olmadığı var. Yok. için, yetkisi ve sorumluluğu olmadığı için bir kabine yok aslında tüm kanallar aslında hukuken hatalı davranıyorlar. Diyemezler. Diyecekleri şu, Cumhurbaşkanı sekreterlerini topladı, akıllarını aldı. Tek adam rejimi tabii. kendisine hangisi uyuyorsa çıktı anlat. Sıkı mı oradaki bakanlardan biri? E, Cumhurbaşkanı bunu böyle söylemeseniz iyi olur demez. Böyle bir şey mümkün değil. Ama demokrasi mümkün şimdi şuraya geleceğim yok ama Sayın kere... çok affedersiniz Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarında şey dedi kabine toplantısı bittikten sonra arkadaşlarımıza yaptığımız istişareler nesil belli kararlar alıp onlara çıkacağız bak şöyle söyleyeyim şu Tararlanma anda bir adalet bakanlığı yoktu. yok şu anda bana göre bir İçişleri bakanlığı yok, yok. aynı bakanlığın sadece Cumhurbaşkanlığı içerisinde ofisi var o etkili ben biliyorum bilen biliyor o yüzden aslında bu ta 2017'de ben bunun böyle olduğunu anlattım buradalarda böyle olacak dedim hayır dediler öyle olmayacak o bakanların hepsi çok güçlü olacak, bakanlıklarda güçlü olacak, Türkiye çok iyi yönetilecek dediler. Ama ben ne dedim? Dedim ki arkadaş böyle dedim şey, anayasa hukuku kutu kocam. Dünyanın hiçbirinde böyle bir rejim yok, düzen yok. Ne var? Parlamenter sistem belli. Adını Herkes biliyor parlamenter sistemin ne olduğunu. Sor, sormaya ne gerek var? Belli. Parlamenter sistem belli. Başkanlık sistemi belli. Fransa örneğindeki gibi Vietnam dersin, İşte başka e, Avrupa e, şey... Amerika, Orta Amerika ülkelerinin olan yarı başkanlık sistemleri dersin. Hepsi aslında anayasa hukukçularının bildiği kavramla uymuyor. Neden uymuyor? O da çok basit ya. Sayın Bahçeli çıktı dedi ki bizim cumhurbaşkanımız anayasa uymuyor. Benim cumhurbaşkanım böyle bir sorunu var. Ben dedi uymayacağım. Bunu şöyle tarifi etti. Dedi ki ben dedi hepinizin bildiği cumhurbaşkanlarından olmayacağım dedi. Allah Allah. Nasıl olmayacaksın? Tarafsızsın sen. Ya öyle olmana olmadı. Hayır, öyle Bahçeli de demek istemiyor açıkçası yani. kendisi söyledi efendim ya. Yani, ha yani, tarafsız şunu söyledi canım ben koşan terleyen cumhurbaşkanı olacağım dedi. Yani bunu onu söylemekte bu ne anayasayı abi? çiğnedi. Çok net. Neden? Çünkü anayasada bildiğiniz kadar, cumhurbaşkanı olmayacağım bir demek bir siyasi ki, parti lideri olarak davrandı. Genel başkanlık sıfatını bırakmadı. Ha genel başkan o ama. açıdan söylüyorum. Ama zaten partili cumhurbaşkanlığı zaten var. Ama. Yani partili cumhurbaşkanı olabiliyor. Işte bahçeli, şimdi de anayasayı de. çiğnedi demeyin. Anayasa izin, verin, ben. Ben izin. izin verin. Verin. Ya anayasayı her gün çiğniyor cumhurbaşkanı ya. Her gün çiğniyor ben kabul. Ya nasıl Çin çiğnemiyor dersiniz ya. 103. madde diyor ki yazıyor yani 103. maddede. E, ne diyor? Hep birlikte okuyalım. Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyor Türkiye Cumhuriyeti şan ve şerefini korumak, yüceltmek Görevimi tarafsızla yerine getirmek için tüm gücümle çalışacağımı diyor. Bizim Cumhurbaşkanımız Allah aşkına tarafsızla bir görev yapıyor. Yapmıyor. Çünkü anayasanın 101. maddesinde bu sefer genel başkan yazıyor. Ya genel başkan olacak ya Cumhurbaşkanı olacak. Bu anayasaya göre cumhurbaşkanın zaten şöyle söyleyeyim daha daha doğrultayım onu. Cumhurbaşkanın anayasayı çiğneme şansı yok. Bu anayasaya göre. Şimdi ya, şöyle ama pratikte, pratikte çiğniyor diyemeyiz ama. Yok yok pratikte çiğniyor diyemeyiz. Niye? Şimdi çiğnüyor. bugün mesela paket açıklıyor. Esas ha. pratikte çiğniyor ya. bak şimdi pratikte, ya, pratikte bir dakika. Şimdi pratikte şunu dese. Ya işte bu esnaflardan Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup olanlara destek verilecek ama diğerlerine verilmeyecek gibi bir şey dese. Hani tarafsızı yitirmiş dersiniz. Şimdi bakın eee. Bir parti genel başkanı aynı zamanda. Ve bu anayasal siz, bir kurum şu an. Siz anlatırsınız. Hani de çiğniyor ben... demeyelim ya, en azından. Peki şunu, şuna cevap verelim. Mesela üçüncü bir ittifak olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Ya 50 artı bir lazım. Matematik belli ya. Üçüncü ittifak olursa 33, 33 oldu. Hiçbirim iktidar olamayacak. Belli ki bir Cumhur ittifakı var. Bir de üçüncü o, ittifakın 33 çalışan e, Sayın Bahçeli'nin biçtiği elbiseyle oturtulan bir kişiye özel bir Cumhurbaşkanlığı sistemimiz var. Bir cumhurbaşkanı sisteminde bakanlar diye bir şey yok. Tek kişi var. Şimdi yarın Cumhur İttifakı'nın adayı mı seçilecek? Millet İttifakı'nın adayı mı seçilecek? O adayın altındaki bakanların hepsini sen ben alsan hiçbirimiz hiçbir şey yok. Ben Muha sana Muharrem söyleyeyim. İnce bu matematiği bilmiyor mu peki? Evet. O yüzden bir hiçbir ittifakın içinde olmayacak? O, oraya da geleceğim. Ee, notlarımı aldım. Peki o zaman motivasyon nedir? Motivasyon şudur. Ya bu e, diğer partilerin. Hatta şöyle tartışmalar oldu Emre Bey. Sizin programlarınızda da olmuştur. Yani ben dedim ki bakın dedim e, karşı taraf yani bu yeni anayasası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de destekleyenler gururla şunu anlattılar. Türkiye iki partili bir sisteme gidiyor. Bundan sonra iş Amerika gibi olacağız. Vallahi billahi buralarda anlattılar kardeşim ben dinledim. Şimdi de şikayet ettiğinizi görüyorum. 5 benzemez bir araya gelecek. Gelecekler işte çünkü o biçilen elbise, o adamları bir araya gelmek <laughs> zorunlu oluyor. Çünkü akıllar mantıklar başka türlü hiçbir iktidar olamaz. Şikayet şimdi onlar, yani bir, şey araya gelince, onlar bir araya gelince onlar bir araya gelip oyunu bozunca Cumhur İttifakı'nın oyunu bozunca şimdi mızıkçılık ediyor. Cumhur İttifakı diyor ki arkadaşlar diyor siz diyor bir araya geldiniz. Ve ben, hatta benden partiler koptu. işte Deva Partisi gitti, işte Gelecek Partisi çıktı. Bunlar da diyor bana ihanet yani ettiler. Yani içimden çıktılar. 17 yıl bakanı olan babacan öbür yani tüm siyasi kariyerleri Cumhurbaşkanına e, aslında borçlu olan kişiler çıktılar parti kurdu. Çatı çatı şimdi teşkilatlandılar, oy alıyorlar ve bunlar iktidara gelmek için şimdi diyorlar ki arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz diyorlar bu sistem Sayın Cumhurbaşkanı için. Allah gecinden versin vefat etti ne olacak? Yemin ediyorum bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde yerine gelecek hiç Ben korkuyorum açık söyleyeyim. Yani adam her şeyi yapabilir. Ordunun başkanı, meclisin başkanı, her şeyin başkanı arkadaş. Böyle bir noktada böyle bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarırken çatır çatır. Ya sözleşmelerden bizi çıkartıyor bilmem ne ediyor filan. Gerçekten Allah Cumhurbaşkanına uzun ömür versin. Amin. Ben yerine gelecek adama merak ediyorum. Siz de merak edin. Cidden çok zor yani bunun kimin geleceği. Bir de geldiler diyelim. Bak, bak burada beş kişiyiz oturduk. Birimiz aday gösterdik. Ona da geleceğim. Ee, dedi ki e, işte birini aday göstereceğiz. Çünkü bunların her birisinin artık parti başkanına aday olması da zor olacak. Ortak bir aday bulacaklar çünkü. Yani her şu anda bir de şu var. Bakıyorsunuz anketlere. Sayın Ekrem İmamoğlu, işte Mansur Yavaş, hatta Meral Akşener şu anda anketlerde Sayın Erdoğan'dan daha çok oy alıyorlar. Daha çok. Şimdi daha çok oy alıyorlar anketlerde. Ve hatta Kılıçdaroğlu da potaya girdi ve o da biliyorsunuz konuşmaya başladı. Dedi ki ben de adayım. Yani şimdi orada da bir paylaşım olacak çünkü. Çünkü birisinin cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Herkes potaya giriyor. Neden? Bir tarafta da şunu görüyorum. Sosyolojik olarak işte o kısmına geliyorum cevap. Çok uzatmana. Türkiye'de siyaseti kutuplaşma üzerine kurmuştu Cumhur İttifakı. Fakat bu kutuplaşma siyaseti ülkenin dünyanın ekonomisini yoksullaştığı yerde çöküyor. Yani etnik kimlik üzerinden, mezhepsel üzerinden yapılan kimlik siyasetleri çöküyor. Yerine ne geliyor tekrar? Eskinin bizim bildiğimiz yoksulluk ekonomisinin çünkü yoksullaşıyor. Dünya yoksullaşıyor. Sadece bizde değil bu. Dünya yoksullaşıyor. Nasıl bir yere gidiyoruz biz sosyolojik olarak tekrarda? Geldiğimiz yerde artık ekonomik, kültürel kutuplaşma bitiyor yerine tekrar aslında belki sağa solu konuşacağımız, belki sermaye ile işçi haklarını konuşacağımız bir yere gidiyor gidiyor. Ve seçmeni bu noktada okuyan e, ittifak hangisi ise seçimlere daha önde gidecek belli ki yani. Bu noktada şimdi bu geldiğimiz yerde bu formülasyonda şunu söyleyebiliriz. E, Muharrem İnce'nin kurduğu parti evet doğru şu anda Cumhuriyet Halk Partisi e, büyük bir risk de alıyor kendisine göre. Çünkü ben size söyleyeyim mesela 91 işte notlarım diyorsunuz ya 89 seçimlerinde CHP birinci parti olmuş. Ne zaman 91 yılında 89 ee, yerel seçimlerinde yerel seçimde evet. birinci parti. Sonra he, heple bir araya gelmiş ve bakıyorsun 99 yılında barajı geçemiyor. Türk halkı affetmiyor arkadaşlar. Etnik siyaset yapanı affetmiyor. O yüzden eğer CHP buna aykırı olarak yani HDP ile tam olarak yan yana gelir. CHP HDP ittifakı diye bir şey ortaya çıkarsa burada CHP seçmen affetmeyecektir. Kesin olan bir şey o. Yani ama bu ittifak şeyinde zaten onu yapıyorlar. Mesela ne diyor Kılıçdaroğlu? HDP ittifakta yok ama demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri. Ne bu tipik bir İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gibi olacak. İstanbul seçimlerinden önce eğer İstanbul'da Ankara'da seçimleri CHP kazanırsa e, neyi dinledik biz? Faturaları PKK getirmeyecek miydi kurban oldum? Aynen böyle dediler. E şimdi öyle bir şey olmuyor. Olmaz da zaten bir de daha ötesinde arkadaşlar daha büyük bir yangın var bu ülkede şunu görmemiz lazım. Türkiye artık hukuksal olarak çok ciddi anlamda sıkıntıları olan bir ülke. Yani ben notlarımı aldım yani e, şey açısından notlarımı aldım diyorum. Bakın aynı durumdaki iki kişiden birine uygulanıp diğerine uygulanmayan bir kural hukuk kuralı değildir. Demin Mehmet Bey bahsetti Elimize vicdanımıza kural. dünkü cenazeyi bir önceki günkü İsrail protestolarına. Şimdi bunlar birilerine uygulanıyor kurallar birilerine uygun. Bir ayrıcalıklı sınıf var bu ülkede belli ki. Bunu AK Partili diyelim ya da başka şey de diyelim ama ayrıcalık ihalelerin verildi ayrıcalıklı gruplar var. Eşitlik ilkesine Kuralların ayrı. uygulanmadığı var. Bunlar gözümüzün içine baka baka oluyor. İşte o cenazelerde oluyor. Benim cenazem oluyor. Biz 30 kişiden fazla. Allah herkese uzun ömür versin. Ama ben kendi cenazeme o kuralın dışında gidemiyorum. Ama bir tarikat liderinin e, cenazesine 3 bin kişi gidiyor. Sayın İçişleri Bakanımız da orada duruyor. Sayın Valimiz de orada duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle cenazelere katılıyor. O zaman halk bakıyor. Diyor ki adalet nerede? Ben cenazeme 30 kişi gidiyorum. Ama siyaseten bir yerdeysen öyle. Kongreleri at at atizatına çatır çatır izledik. O kongreler olacak iş miydi? Ama oldu. Benim ihtiyacım var dedi. Ben yaparım dedi. Biz genel kurullarımızı yapamadık avukatlar olarak. Dediler ki pandemi tedbirleri var. Aynı zamanda o e, parti kongreleri gözümüz içine bakarak yapıldı. Bunlar gelişmiş devletlerde, demokrasi güçlü olan devletlerde kıyamet kopartacak şeylerdir. Biz aslında demokrasiden, insan haklarından e, ve hukuk devletinden vazgeçmiş durumdayız şu anda. Çok ne söylüyorum ben buna çok üzülüyorum. O yüzden ben Millet İttifakı'nın şu kısmını çok önemsiyorum özetle. E, evet bizim ihtiyacımız olan şey sert bir anayasa. Evet. Biz tekrardan ben kesinlikle katılmıyorum. Türkiye şu anda koalisyonla yönetiliyor. MHP ile AK Parti koalisyonu değil mi bu? Yani biz başında da sonunda da şu anda koalisyonla. Şu anda Bahçeli çıksa dese ki ben istemiyorum ayrıldım dese yarın sabah diyebilir. Yani Türkiye'de 24 saat siyaset uzun bir zaman. Dese AK Parti şeyde gitti. Ne diyor? Parlamento'da gitti gider. Koalisyon çünkü bu. Dolayısıyla ne biz, peki? biz. ya olacak peki? Yürütmede zaman, bir sıkıntı var mı? Efendim? Yürütmede bir sıkıntı var mı? Her şekilde sıkıntı var. Gibi yani hiçbir kanunu çıkartamaz Cumhurbaşkanı. Yani işte hani... Tıkanır kalır sistem. Yani kalır, Kal kalmasına kalır. Şimdi dolayısıyla bizim bu Türk halkının 200 yıllık anayasal ge anayasa geleneğimiz bizim parlamenter demokrasiye uygundur. Bizim aklımız da buna uygundur ve ben şunu çok gerçekten istiyorum. Uzlaşma toplumu. O 99'ları, 2000'leri, 98'leri baktığımız zaman yargının nerede olduğunu da biliyorum. Ama bugün içine düştüğü durumu da biliyorum. Yani bunların hepsi Yargı... Ben o zaman görevdeydim hiç böyle değildi Üstad. Biz yargıda çok ne söyleyeyim yaşımız müsait. Biz ne MHP'li ne CHP'li ne AK Parti'li hiç kimse birbirinin siyasi partisine mezhebini ırkını bilmezdi. Şimdi hepsi tüm şeyler yargıda birlik dediğiniz dernek Dernek zaten AK Parti, 367, işte, muhafazakarlar, sosyal demokrat, utanıyorum 367 bundan. 367 neydi? 367 de bana, ya bunlar size şey mi veriliyor, e, ee, sayıyla mı veriliyor ciddi soracağım. Çünkü her bu lafı ettiğimde birisi karşıda 367 şey diyor da, ben de karşıda bir örnek veriyorum, size vereceğim üstadım. Bak, evet. şeyde, refah, e, şey, ana hükümetinde Besut Yılmaz güven oyu aldı. E, rahmetli Erbakan, Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürdü. Anayasa Mahkemesi iptal etti 94 yılında ve Erbakan'a e, iktidar yolunu açtı ve Erbakan çitlerle hükümet koydursa sebebi Anayasa Mahkemesiydi o kararı da söyleyeyim. Tamam. Yani, yani şimdi 367 kararını şimdi, ayrı tartışsın ama yılda iki defa yargı, yargı, Yalnız işte o problem değildi de. bakın. Yargı, yargı, Mehmet, yalnız Mehmet yalnız karar karar çıktı İstanbul İl Kongresinde dedi ki ben 5000 kişiyi aldım. Almadı. Ne yapsaydım dedi Aldı kendi sayı örgütüme. 810 ben de size söyleyeyim. Yok yok hakim savcı anlamında değil. 5000 kişi aldım dedi bakın sadece hakim ha, savcı değil. Adalet çalışanları olarak. Adalet çalışanları ya. olarak. Ben dedi bu kadroları MHP'ye mi verecektim dedi. Şimdi bakın üstad yani ikimiz bu konuyu konuşuruz. Ha. Sabaha kadar da konuşuruz. O zamanki yargıdan yakındığımız şeyleri... Şimdiki yargıdan o kadar yakınmayız. Peki. Ya nasıl yakınmayız ya? <laughs> Allah Bey. aşkına. Yargıtay'daki seçimleri FETÖ'ye teslim eden kim ya? Yok yok. Ya başka oradaki, bir şey söylüyorum. Ya Bakın. benim dönemimde öyle şeyler vardı arkadaşlar yok. Yani. Ya, ya. HSK başkanı çıktı. HSK başkan vekilisi. Ya sadece çıktı, ki, sarık Ak sadece sarık konuştuk. taktı diye sadece sarık taktı diye evet. cübbesi var diye sokaktan insanları gözaltına aldı. Ya sarıklı cübbeli komutan yo, yo, hala görevde yo, bugün ya. Yani. Yok yok. Bunu yo, durduramıyoruz. Başka ya. bir şey söylüyorum. Gözaltına aldı bu o yargı o zamanki yargı. Gitti genel kumayda briefing verdi askerlere. Bakın Bugün bakın, dahil, belli bugün dahil sarık giymek belli... yasaktır. Bakın başka devrim kanunları yürürlükte uygulanmıyor. Şapka takmak da mecburidir. Niye hayır, takmıyorsunuz? Hayır, hayır. şapka şapka kanunu yürürlükte. Ya, bir dakika bir dakika. O Takıyor muydunuz 98'e kadar hayır. şapka? Kaldırıldı. Yok yok. Kaldırıldı. Üstad. Şimdi yok. Bakın baş Şimdi dolayısıyla başka bir devrim kanunları söylüyorum. yürürlükteyken başka bir şey söylüyorum. Biz bakın uygula 675 sayılı ya, devrim kanunu uygulamaya 28 Şubat'tan biriyim. 28 Şubat darbesini yapan genel kurmaya gidip temenni durup briefing veren hakim savcılar gözümüze batmıyor. Belli mezhepsel özelliklerini yoğun olduğu yargıtay seçimleri göze batmıyor. Şimdiki yargı tukaka oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Ruşen kıyaslanmaz Bey. bile. Yani Ruşen Bey ben nasıl kıyaslanmaz? Sizden önce ben o Vallahi tarihte bence de yargıçtım. kıyaslanmaz. Bak, Vallahi bence de kıyaslanmaz. Bana izin verin. O, o tarihte ben Biz yargıçtım. Biz neler yaşadık? O, o Biz neler Danıştay'dan, Yargıtay'dan Biz bir neler bir kısım çektik. yargıç. Yapmayın, Ama yapmayın, algı yapmayın. yönetimi maşallah yapmayın. o kadar iyi ki. Sanki yok yok. tüm yargı gitti diye. Ruşen, Ruşen e, bir inanılmaz siyasiydi o zamanki yargı. hiç siyasi değil. Bakın Oltan Sungurlu Adalet Bakanı iken dedi ki ben siyaseti dedi. Bütün bu HSYK'ya girince anladım yani. dedi. Ama Mahmut Oltan yargıyı siyasallaştıran M kitabını yazıp size de imzalı göndereceğim. <laughs> yargıyı siyasallaştıran AK Parti iktidarları. Yok değil değil. Yargıyı değil, vesayet yanlış, diyerek. Çok yanlış. diyerek çok yanlış. tamamen kendi ya, vesayeti bakın, altına ya, almıştır. 28 Şubat'ı yaşamamış gibi konu. Ben valla hiç hatırlamıyorum ya. ya. Bugün Yapmayın ya, etmeyin bu, ya, bu yargıda bu yargı yani 28 Şubat yargısını unuttuk ya 28 unuttuk. Şubat yargısında kaç kişinin gözaltına alındığını evet. gel birlikte kişi? konuşalım ya bir kişi olsa mu? yapıyor yani. neler yaptığımızı Bey, evet, konuşalım. bir reklama gideceğiz ama evet. istiyorum ki Ruşen Bey ile kim mücadele ediyor FETÖ son kime saldırıyor diyele ben FETÖ yani. kim mücadele ediyor FETÖ evet. kime saldırıyor onu ya da Fatih, Fatih Bey, o da o da benim sorunum bir son cümleyle <laughs> bağlayın çünkü reklamdan sonra başka ha. bir konuya geçeceğiz tamam. bir son cümleniz varsa ekleyin yoksa ben başında ekleyip bitireyim tamam öyle yapalım bir reklam aramız var reklam önemli söylüyorum Ondan sonra tekrar başlayacağız. Müzik Doktor Ruşen Gültekin'in sözleri yarım kalmıştı. Tam bağlamasını isteyecektik ama bundan ta 20 yıl önce, 15 yıl önceki hukuk sistemiyle şimdiki arasında çok büyük farklar olduğundan bahsediyordunuz ha. bir hukukçu olarak. Buyurun, sözlerinizi tamamlayalım. Ondan sonra zaten bir başka konuya, İsrail'e ve terörle mücadeleye geçeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim: Türkiye'de gerçekten yargı bağımsızlığı çok önemli, hukukun üstünlüğü çok önemli, demokrasinin ana unsurlarından biri. Türkiye'de hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu bağımsız değil. Dolayısıyla onun altında bulunan yargıç ve savcı bağımsızlığı hiç bahsedilemez bugün. Ve buradan yola çıkarak da Türkiye'de herhangi bir şekilde. Hukukun üstünlüğü anlamında ileriye gitmemiz beklenemez. Derhal hakimler ve savcılar yüksek kurulunu bu 2017 değişikliğiyle benim acınları o yüksek kaldırılmıştır. O yüksekin yerine konacağı hakimler ve savcılar yüksek kurulunun gerekirse iki şapkalı. Hakimler kurulu, hakimler yüksek kurulu ayrı, savcılar yüksek kurulu ayrı olarak yapılmasıyla ilgili benim de tekliflerim var. Bunu yapılacak ve tamamen yürütmeden ve yasamadan ayrılacak. Bu kuvvetler birliği sistemini sert kuvvetler ayrılığı sistemine getirecek yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Peki. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu e, kabine toplantısının ardından tabii ki sadece bu esnafa verilen destekten değil, terörle mücadelede gelinen nokta ile ilgili çok Tırnak yani. içinde müjde olarak kamuoyuna bir bilgi verdi. Ee, Abdullah Ağar da şu dakikalarda programımıza katılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Sayın Ağar, efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ee, size ve saygıdeğer konuklarınıza saygılar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Şimdi e, Sayın Ağar, <laughs> Erdoğan'ın verdiği bilgi şu, tabii ki kamuoyu biliyor ama bilmeyenler için ben bir kez daha tekrarlayayım. Diyor ki PKK'nın... Suriye sorumlusu Sofu, Sofi Nurettin Kod adlı terörist Irak'ta gerçekleştirilen bir operasyonla etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Ve MIT'in de tabii ki bu ortaklığında gerçekleşen bir operasyondu bu. Kimdi bu kişi? PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir dedi Cumhurbaşkanı. Gana operasyonu sırasında da 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur. Ee, operasyonlarımız sürecektir diye Cumhurbaşkanının açıklaması var. Ee, bir de sizdeki bilgileri sormak isterim çünkü bu operasyonlarla ilgili e, sizin de e, diğer konuklarımızdan, diğer kişilerden çok farklı bilgileriniz de olabiliyor. Hem e, sizdeki bilgileri soralım, bir de nasıl yorumlarsınız bu operasyonu. Şimdi efendim bence e, yani Murat Karayılandan, e, Cemil Bayık'tan ya da Duran Kalkan'dan çok daha kıymetli bir terör hedefi. Neden böyle bir yorum yapıyorum? Şimdi Murat Karayıl'a, Cemil Bayık ya da Duran Kalkan birer teorisyen. Yani çok eylem tarafları yok. Ama bu Sofru Nurettin'in tamamıyla örgütün eylem kadroları içerisinden yükselerek gelen bir figür olduğunu görüyoruz. Yani PKK'nın başat örgütü yani silahlı kanadının e, sözde komutanlığını yapmış. HPK'nin komutanlığını yapmış. 2013'te e, Suriye'ye geçmiş. Ve 2015'ten başlayarak 2020'ye kadar 5 sene boyunca e, Suriye'nin e, genel sözde komutanlığını yapmış. Bakın bu 5 bu yıla baktığımız zaman Dağışlı yıllar, Amerikalı yıllar, İranlı yıllar, İsrailli yıllar, Avrupa Birliği yılları yani... Ee, Suriye'deki YPG PKK'nın dizaynını ve eylemselliğini, büyümesini e, yürüten, kontrol eden, Amerika ile ilişkilerini kontrol eden, yani mazlum abdi gözüken figür, arkadaki figür bu, asıl, asıl patron bu. Şimdi e, bu anlamda son derece kıymetli bir etkisizleştirme. Bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kurgusunu, Yalanını ortaya çıkartan son derece önemli bir figür. Yani bunun 2020 yılında görevi bırakıp, görevi terk edip yaşamış olduğu bir takım piyaskolar ve başarısızlıklar yüzünden silahlı kuvvetlerimiz karşısında, harekatlar sonrasında Suriye'den Irak'a geçirilmesi gizli, gizli bir şekilde yapılmıştı. Yani neden? YPG, YPG, PYD, DSG ile PKK arasındaki bağı deşifre olmasın. Şimdi bu adam... Ya yani Amerika Birleşik ee, Devletleri de deşifre oldu burada onu diyorsunuz değil mi? Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri aslında yani kurgusu bozuldu. Tabiri caizse yalanı bozuldu. O ne diyordu? Ee, PKK ayrıdır. PKK bir terör örgütüdür. Ben bunu kabul ediyorum. Ama YPG PYD DSG öyle bir örgüt değildir. O daha mücadele eden bir demokrasi kahramanı, sözde bir özgürlük savaşçısıdır diyordu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri yürüten Suriye'deki PYD, DSG, YPG dizayn eden adam PKK'nın içerisinde etkisizleştirildi. Nerede etkisizleştirildi? Muhtemelen Gara'da. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütü olarak tanımlamış olduğu yapıyla PYD'nin, DSG'nin e, organik bağı bir lider üzerinden kurulmuş oldu. Şimdi yani bu noktada dünyaya karşı oynamış olduğu tiyatro bu terörist üzerinden bozulmuş oldu. Bu anlamda ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri bunun karşısında nasıl bir tutum benimseyecek, nasıl bir politika üretecek bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sayın Ağar yani bu arada o, tabii ki gibi... Amerikalı diplomatlar tabii Suriye'de bir teröristlerle masaya oturdu. Yani terörü olan destek konusunda da artık çok böyle şey değiller bir şeyleri de gizlemiyorlar ayrıca değil mi? Yani bu bu yani e, Emre Bey bu e, şöyle bir şey yani e, satrancın satrançın e, bir aygıtına dönüşmüş durumda bir aparatına bir vekil örgütüne dönüşmüş durumda yani sonuçta bugün Suriye'deki YPG PKK'ya nedir diye baktığımız zaman ben en kısa tar tarifle şöyle tanımlıyorum. E, bir Arap havzası var bir Pers havzası var bir Türk havzası var bu üç havzanın tam e, keşittiği noktaya bir PKK üzerinden bir terör havzası ve Kürt etnik kimliğini ismar eden bir terör havzası yerleştiriyor. Ne yapacak? Arap havzasında baskılayacak. Türk havzasında başlayacak. Pers havzasında istediği gibi bunun üzerinde oyuna oyunlar kurulacak. Asıl hedefi ne? Evet uzun vadede hedefinin ben Türkiye olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama asıl hedefinin şu an Suriye'yi bölmek, Irak'ı istikrarsızlaştırmak ve tartışmalı bölgelerde, yani bizim Türkmen coğrafyası olarak tanınmış olduğumuz coğrafyada, PKK üzerinden bir etki üretme eğilimi içerisinde olduğu gözüküyor. Bir diğer tarafıyla e, coğrafyadaki halklara, ülkelere bir oyun oynuyor. Yani aslında PKK Türkiye'de rol çalıyor. Yani e, Türkiye'yi e, işte sünnici, mezhepçi, ihvancı, radikallerle işbirliği yapan, radikalize olmuş bir ülke olarak tanımlarken bir terör örgütünü işte o işte hani o e, o kadınlar üzerinden, o işte başladaki poşulu kadınlar üzerinden e, bir leik, seküler, e, bir demokrasi kahramanı, bir özgürlük savaşçısı olarak pazarlıyor. Bunu yaparken de çok önemli bir oyun oynuyor. Bir, önce de e, Kürt etnik kimliğini ismar ediyordu. Şimdi farklı dinlerden, evet. farklı mesleklerden, farklı meşreplerden, farklı bir yapı müteşekkil edebileceği barış içinde yaşayabilecek. Yani tam anlamıyla Türkiye'den rol çaldıkları bir PKK fotoğrafı var. Onu evet, vurgulamak için evet. söylüyorum. Sayın Ağar, bu arada zamanımız da hızla ilerliyor. Diğer konuklarımıza da soracağım bunu. İsrail'in tabii ki saldırıları, e, Gazze'ye yönelik saldırılar, Filistinlilere yönelik saldırılar. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını tabii ki biliyoruz hepimiz. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a, Avrupa Birliği'ne, Avusturya Başbakanı'na, ee, ve İsrail'e yaptığı açıklamalar var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezli yani oradaki bir Amerikalı bir gazete, hepimizin bildiği Washington Post oranın yayınladığı habere göre e, Amerika ile 700 e, İsrail 735 milyon dolarlık satış e, onaylandı silah satışı bu. Şimdi Erdoğan da bugün diyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri için bütün bunları söylerken bizi bunları söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız diye bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Şimdi öncelikle Amerika'nın onayladığı bu silah satışını nasıl yorumluyorsunuz? Bir de Erdoğan durmayacağız diyor ama ne ne kastediyor? Yani burada durmayacağız, daha fazla duramayız, Türkiye ne yapmalı, ne yapacak? Şimdi bir gerçek var Emre Bey. Yani e, ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında e, bir simyotik ilişki var. Yani karşılıklı çıkara ve faydaya dayalı. Şimdi bunun e, çok ilginç bir şekilde e, neokonlar üzerinden e, teolojik bir kesme kümesi var. Kesme kümesi var. Yani e, bu neokonlar e, Hristiyanlıkla Yahudilik arasında e, bir e, bağ oluşuna ve bir hani bizim... E, şu an yakın zamanda da çok çok konuşulmaya başlanan işte bir kıyamet senaryosu var. Yani Megiddo Dağı, Armageddon, işte Milenyum gibi bir takım kavramlarla anılan teolojik bir ihtiras var. Şimdi bu teolojik ihtirasla ilgili İsrail'in coğrafyada oynamış olduğu son derece önemli bir rol var. Yani genişlemeci, yayılmacı. Yani bunu bunu adım adım geliştirmekte olduğunu görüyoruz. Ne kadar sürede bunu yapabilir? Yani bu zamanla ilgili bir sorun ama şöyle bir gerçek var. Eğer İsrail bu teolojik ihtirasından vazgeçmezse, da çok büyük kanlar dökecek. Öyle gözüküyor. Evet. Peki yani, Türkiye bu anlamda ne yapmalı? Yani Cumhurbaşkanının durmayacağız, durmamalıyız, duramayız derken kastettiği bur, ne? Bu, Burada tabii e, İsrail'in bu ortaya koymuş olduğu e, masumları katleden. Ee, yani Filistin'de ortaya koymuş olduğu e, bu etkiyi öncelikli olarak domine etmek gerekiyor. Bir diğer tarafıyla insanların vicdanını harekete geçirmek gerekiyor. Yani Bununla ilgili gerçekten büyük bir ço yoğun çaba ihtiyaç var çünkü İslam coğrafyasının İsrail'in bu ilerleyişini, bu genişlemesini durdurabilecek e, kudret ve kabiliyeti yok. Yani çünkü sonuçta hem e, kendisinin e, savunma ve saldırı e, kabiliyeti hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin onu bu şekilde himaye ediyor olması. Yani terminolojide biz buna nitelikli üstünlük diyoruz. Yani bütün Arap ülkelerine silah satar Amerika Birleşik Devletleri ama İsrail'e satmış olduğu silahlar bütün Arap ülkelerinin her zaman bir çıt, iki çıt, beş çıt yukarıdadır. Yani hiçbir Arap ülkesi elindeki silahlarla, e, İsrail'indeki silahlarla mücadele edemez. Bir diğer tarafıyla İsrail gerçekten de dünyanın en sofistike silah sistemlerini etme kabiliyet ve sahip olan e, bir figürdür. Bunu Karabağ Savaşı'nda da gördük. Yani Lora füzeleri falan başta olmak üzere. Şimdi böyle bir temel denklemin içerisinde e, yani e, kendi içinden yükselen sesler de var. Yani ö bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle. İşte İsrail'deki önde gelen e, düşünce kuruluşlarının, özür <laughs> dilerim e, insan hakları kuruluşlarının başındaki bir e, insanın Washington Post'ta yazmış olduğu bir makale var. Diyor ki, o makalede e, İsrail e, bir apartheid e, dü, e, bir ülkedir diyor. Yani ırksal ve dinsel ayrımcılık üzerine inşa edilmiş bir ülkedir. diyor. Ve bu haliyle e, Filistin'in haklarını vermeden bir süreç işletmeye çalışması orta ve uzun vadede mümkün değildir. Evet, Sayın ağır. Yani yapam. Evet, diğer konuklarımıza bir şey da söyleyeyim. bir sormak istiyorum. Buyrun. Şunun eksik olması lütfen. Ondan, ondan sonra sözü bırakacağım size. Bir de diyor ki şiddet sistemin arızası değildir diyor. Sistemin bir parçasıdır diyor. Yani kendi içinden son derece güçlü seslerin yükseldiğini, bunun Washington Post gibi gazetelerde yer alabildiğini, hatta Haaretz gibi son derece güçlü bir sünnist e, refleksli olan gazetelerde bile e, Netanyahu'nun eleştirildiğini görüyoruz. Yani evet. süreci yönetimine dair. Ne olacak hep beraber takip edeceğiz. Peki. E, Mehmet Teskan şimdi bugün Cibur'u az sonra Abdullah da soracağım ama şimdi Cihat Yaycı bugün çok konuşulacak bir Filistin önerisinde bulundu. Diyor ki yani madem Doğu Akdeniz Gaz Forumuna Filistin üye olabiliyorsa bizim de onunla Libya gibi bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Burada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi özellikle Kudüsün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler, İslam ülkeleri, bütün bunlarla ortak bir kararı varıp bir Kudüsün statüsünü güncellememiz gerekiyor diyor. Peki burada da Türkiye Filistin İsrail görüşmelerinde arabulucu olabilir mi, olmalı mı? Filistin bunu ister mi? İstemezse niye istemez diye bir takım tabii ki sorular da ortaya çıkıyor. Buyurun. Şimdi bu son saldırıya ben biraz farklı bakıyorum. Biraz İsrail böyle içeride Netanyahu'nun sıkışması meselesi diye bakıyorum şimdi. O kadar böyle bir provokasyon, o kadar tahrik edici bir mesele var ki işte Kadır Gecesi başlatan bir operasyon var. Şimdi seçim oldu. 120 milletvekili, 120 kişilik bir mecliste 30 milletvekili çıkardı ve iktanı kaybetmek üzere. Soruşturmalar da soruşturmalar var. Var. karşısında çıktı Lapid var. İşte Gelecek Var Partisi Başkanı 56 sandalyeyi şu anda garantilemiş durumda. İşte Filistinli Müslümanların yani İsrailli Filistinli diyelim. Yani orada iki tane partileri var. Birinin 4, biri 6 milletvekili var. Onlarla tam böyle bir olabilir pozisyonda yani 56 artı 6 daha olunca işte bir şey olacak. Çünkü bu şöyle bir şey iki parça iki devletli bir şey istiyor. Yani Filistin de bir devlet biz de burada ayrı bir devlet iki parçalı diye. Başka bir çıkışı var Netanyahu gibi değil. Tam böyle bir ortamda Netanyahu çok şiddetli bir saldırı başlattı ve Kadir Gecesi başlattı. Tamamen ben şey olarak görüyorum. Yani karşı tarafta bana saldırsın ben şiddet daha da arttırayım. Böylece giderek artsın ve böyle bir çalkantı olsun. Buradan ben kendi etrafıma... Hiç tabii çünkü şu anda 30 yani kaybetmiş halde. Karşı tarafın buna muhalif edenlerin bir kazandığı bir şey var ve onlar adım adım mesela bir hükümet kurmaya gidiyorlar. Biraz da farklı politika. Şimdi ben İsrail içinde de bu Netanyahu'nun yaptığı şeyi çok fazla destekleyen bir kitle olduğunu düşünmüyor. Olsa zaten seçimi alırdı. Yani boş hem başı yolsuzluklarda belada hem oy oranı düşük. Bu da bir saldırıya şey yaptı. Yani Kararttı ben Kararttı gözünü. ha ben bunu saldırırsam onlar da bana saldırır. Ortalığı bir karıştırırım. Buradan bir e, ortalığı birbirine katarım. Buradan bir kendime acaba hani normal buna karşılan İsrailler ya işte bak yine bize saldırdılar savaş çıktı falan deyip kendi tarafına insan çeker. E bunun mi? siyasi bir karşılığı olmayacaksa bu tamamen siyasi e bir saldırıysa bir oyun niye oynuyorsun yap? şimdi 30 milletvekili çıkarmış ve karşılığını bulamamış. Karşı taraf bak ne diyorum 56'yı toplamış e iki tane şey İsrail'de iki tane Müslüman Filistin'de şey var işte bir tanesi Mansur Abbas'ın bir tanesi Ayman Obey'in iki tane biri dört biri altı millet şimdi bir tarafta bunlarla bir birleşip de farklı bir şey yani bir hayat normalleşmeye gidebilir ihtimaline karşı işte Kudüs'te e, eski şey kent diyelim Doğu Kuz, ağır saldırılar düzenledi bir anda şimdi baktığın zaman akla mantığa gelecek bir açıklaması var mı bunun yok niye yapabilir şunu yapabilir sadece Karşı tarafa bana gelin bana saldırın Kar gelin İsrail'e iki tane gelin şey yapın ki ben bu işi kabartayım köpüreyim bu süreci uzatayım sonunda normal ılımlı belki İsrail'le de yanımı çeker miyim ki bence son bir attığı şeydir çabadır yoksa yani akla mantığa sığacak bir şey yok, yok. yani Hani şunu yapabilir, hayır öyle bir şey. Bir anda bir Kadir, hem de bakın çok önemli Kadir gecesinde başlatılan bir saldırı var. Namaz kılan insanlar. Tabii adlıcılar. ki tamamen provokatif bir şey. Evet. Netanyahu'nun kendini bu arada ben bir şey olsun da kendimi kurtarırım çabası içinde. Peki Görüştüm. Sayın Kerkitlioğlu. Şimdi burada ara bulucu kelimesi doğru olur mu? Yani çünkü Türkiye, İsrail Filistin görüşmelerinde ara bulucu olur mu? Filistin bunu ister mi? az önce de şey dediğimiz Birisin, işte Doğu Akdeniz millet, gaz yani. formunda yer alıyorsa o zaman Libya ile yaptığımız gibi bir bizimle de bir anlaşma imzalaması gerekir mi? Ee, ne mümkün görüyorsunuz? Ya Arabuluculuk yani? meselesi bu Birleşmiş Milletler'in çağrısına benziyor sanki. Yani Birleşmiş Milletler diyor ya iki taraf masaya otursun şu şu şiddete son versin falan gibi. Ya yani bu, bu bu çok başka bir laf. Yani Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmıyor çamuru atıyor bir de sıvazlıyor. Yani bu bu a anlama gelir bu açıklama. Bir de Ankara taraf zaten. E zaten yani, şimdi ya, şimdi zaten oraya taraf, gelecek. Ara bulucu yani, nasıl ara bulucu? Ya yani. ya bir Ankara Kursu diyor ki ta taraf. terör devleti. Tabii. Şimdi terör devleti de dediği bir ülkeyle ara buluculuk mu yapacak? İşte o yüzden ara bulucu ha, kelimesi de onu Filistin kabul eder miyi bilmem. Filistin niye kabul etmesin? Öyle bir şey keşke hani Filistin açısından baktığın zaman kabul eder. Niye etmeyecek? Yani sonuç itibariyle bu yapılan İsrail e, terör saldırılarına bu e, Gazze halkının uğramış olduğu bu has e, şeye katliama adam gibi ses çıkaran tek ülke Türkiye. Ağız dolusu ses çıkaran Türkiye. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı e, kabine toplantısından sonraki yaptığı açıklamada çok uzunca da yer verdi buna. Ama sonuç itibariyle ha bu ne? Şimdi Sayın Tezkan'ın açıklaması yani bakış açısı insanı daha da böyle bir ürpertiyor. Yani bir adam bir seçim kaygısıyla Yapıyor böyle bir kat şey mu? Muhakkak canım. Yani söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Altına imza bile atarım. Ama yani bir adam bu kadar yani çoluk çocuk öldürebiliyor mesela. Namaz kılan insanların üzerine bomba atabiliyor, füze atabiliyor. Yani böyle bir dünyadayız. Ve bütün bunlar yaşanır Kendine, kendi de Şaran yaptı tabii Tabi yaptı tabii. Ha bir de zaten bir kişi yapabiliyor. Yani. geçen sene Ramazanı da hatırlıyorum. Ramazan ayında da yine böyle şeyler. Yani ben yapamıştım. bütün Ramazanlardan olur. Yani bu artık İsrail'in de bir şeyi haline gelmiş durumda. Ee, hani KJ'yi e, izledim. Kim nasıl durdurulacak? Vallahi biraz daha konuşuruz. Yani dün yani biz işte yine Türkiye bir şeyler söyler, tavuru koyar ama bu yine böyle gelir geçer. Ben nasıl durdurulacağını emin olun bilmiyorum. Yani bu durdurulur mu? İsrail hani diyorlar ya arkasında Amerika var. Ben öyle bakmıyorum. İsrail ben başlı başına yani sadece 9 milyon nüfustan e, ibaret bir ülke falan değil. İsrail lobisi dediğimiz, İsrail diasporası dediğimiz bence çok güçlü. Hem Amerika içerisinde hem de birçok ülkede bak Avusturya'da bile e, kendi başbakanlık binalarına İsrail bayrağı çektirilebiliyor. Yani bunları gördüğümüz zaman e, yine orada ölen, şehit olan şehit olduğuyla kalacak gibi geliyor bana. Sayın Gültekin, şimdi İslam Bir İşbirliği Teşkilatı diyoruz. Tamam kınama mesajlarını görüyoruz, şey yapıyoruz ama bir yandan bugün Cumhurbaşkanı'nın özellikle çağrıda bulunduğu iki kurum vardı işte biri Birleşmiş Milletler diğeri İslam İşbirliği, İşbirliği Teşkilatı. Daha önce Birleşmiş Milletler'in bu konulardaki refleksinin ne kadar zayıf olduğunu ve etkisizliğini biliyoruz. Bugün de öyle. Evet, bugün de öyle. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı acaba ne kadar etkili? Yani etkili olması için ne yapması gerekiyor? bir yandan da İslam ülkelerinin birer birer kürenin etrafından çıkması gerekiyor. Kürenin evet. etrafından çıkması İsrail ile işbirliğinde bulunmak bizim hemen. işimize yani e, menfaatimizdedir diye söyleyen Arap ülkelerinin sayısı da arttı. Buyurun. Ya. Şimdi burada bir kere en başta şunu vurgulayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada iki tane müttefiki vardır. Birisi İsrail'dir, birisi İngiltere'dir. Bunun dışındaki herkes harcanabilir. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail terör devletleridir. Dünyaya terör ihraç ederler. Bugün Sayın e, Mehmet Ali Güller'in Cumhuriyetteki yazısını herkese okumasını tavsiye hmm. ediyorum. 5 tane siyonist örgütün nasıl orada devlet kurduğunu... Bak bunlar terör örgütü olarak kuruluyorlar. Ve tek tek İsrail Başbakanı oluyorlar. Bunların elinde, hepsinin elinde Müslüman kanı var. Bunlar orada bir araya geliyorlar. Ve buranın genişletilebilmesi için yapılan stratejiler en son 6 gün savaşları işte İsrail Arap savaşları sonra Mısır'ın Camp David anlaşmaları oradan gelen 67'de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı 67'deki Kudüs statüsü Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı vurgusu ama daha sonra Trump döneminde bunların hepsinin çiğnenerek Kudüs'ün bütü bir bütün olarak hatta ABD'nin büyük taşıması, oraya götürmesi. Etkisizleştirilmesi. Peki bunlar nasıl geliyoruz? Nereden geliyoruz? Büyük Orta Doğu projesinden geliyoruz. Burada Filistin halkına yardım eden devletler kimlerdi? Bakalım. Birisi Libya'ydı. Öbürü Irak'tı. Öbürü Suriye'ydi. Büyük Orta Doğu projesinde 3 devlette parçalandı, güçsüzleştirildi. Şimdi 3 devlette de kendi telaşına düştüğü için Filistin'e yardımcı olamıyor. Gelemiyor. Neden gelemiyor? İşte Büyük İsrail, Büyük ortadoğu projesinin ana projelerinden biri neydi? Ana hedeflerinden biri İsrail'in güvenliğiydi. Bunu sağladı. Diğeri ne? Diğeri dedim, demin konuştuğumuz gibi Acem diyarı ile Arap diyarı, Türk demin e, Sayın Abdullah Ağar da söyledi. Yani oradaki e, şeyler çok önemli. Mesela Arap, Fars, e, Türk, Arap, Türk, Fars gerilimleri bunların hepsine. E, arttırmak ve bunlardan İsrail'in güvenliğini oluşturacak boşluklar yaratıp bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, işte bu e, Fırat Kalkanı gibi operasyonlarla oyunu bozduk dediği şey aslında büyük İsrail projesinin oyununun bozulmasına sebep olan Türk operasyonlarıydı. Yani bunları yapan da Türkiye'dir. Kabul etmek lazım. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Ben kendi açımdan şöyle bakıyorum. Sayın Cihat Yaycı'nın projesi şöyle, e, ona da baktım biraz evvel. Gazze şeridi diyor bugün diyor ikiliğin yaşanmadığı Filistin halkının yoğun olduğu yerdir. Tıpkı Libya ile yaptığımız gibi böyle bir anlaşma Gazze şeridi yaparsak diyor o Met East projesini de hmm. bozmuş oluruz. Mavi vatanına büyük katkı sağlarız. Filistin'in doğal gaz havzaları olduğu ile ilgili bir noktaya getirebiliriz diyor. diyor. de buna bir şey yapmaz. İsrail'in oyunu da bozmuş oluruz gibi bir yere getiriyor. Ve Son cümlen şu diye. olsun diye şey az kaldı süresini çalmayayım. Şunu bilelim. Etnik ayrımcılıklar, mezhepsel ayrımcılıkların sadece ve sadece Amerika ve İsrail e, İsrail'e su taşıdığını unutmamalıyız. Demek ki etnik politikalar e, ve mezhepsel politikalar hem dış politikada hem iç politikada hiç kimsenin bizim işimize gelmeyecek, bizim gibi orta ölçekli ülkelerin e, gelmeyecek bir şeydir. Son sözüm de şu olsun. Bir ülke büyük olacaksa bugün Çin'in niye büyüklüğünü konuşuyoruz? Çünkü son 10 yılda dünyanın en çok üreten ülkesi. Bugün 57 İslam ülkesinin dünya üretimine katkısı %7. Sadece Almanya'nın dünya ülkesi, dünya üretimine katkısı %10.7. İşte bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği üreten Türkiye olmamız gereken yer bu. İşte o zaman senin sözün dinlenir. Peki bir reklam arasına gideceğiz. Fatih Atalay'la ve Sayın Abdullah Ağar'la ee, onların da son görüşlerini alacağız. Birkaç sorum daha olacak her iki konumada. Kısa bir reklam arası ardından buradayız. Evet efendim, hukukçu konuğumuz Fatih Atalay'la devam edeceğiz. Bu arada <laughs> Abdullah Ağar da bizlerle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Sayın Atalay, Şimdi bir yandan evet İslam İşbirliği Teşkilatı, Teşkilatı ne kadar etkili olmalı mı? Veya etkili olması için ne yapılmalı? Öbür tarafta işte bir Doğu Akdeniz Gaz Forumunda Filistin üye olabiliyorsa onlarla da aynen Libya'da olduğu gibi bir anlaşma imzalayabiliriz şeklinde bir öneri de var. Buyurun. Şimdi şöyle tabi İsrail'in e, yaptığı bir hakikaten devlet terörü. Yani namaz kılan silahsız insanlara, çoluk çocuk ayırt etmeden, kadın ayırt etmeden, din adamı ayırt etmeden, yani dünyanın, dünya tarihi boyunca hiçbir savaş hukukunda olmayan şeyleri, yani bir, her şeyin bir hukuku olduğu gibi savaşın da bir hukuku vardır. Ama burada bir savaş söz konusu değil. Burada gerçekten devlet eliyle yürütülen bir katliam, bir terör projesi bu. Şimdi burada tabii İslam İşbirliği Teşkilatı, ee, ne kadar rol alır, ne kadar rol alabilir? Yani Arap ülkelerinin özellikle hani orayı konsolide eden Arap ülkelerinin e, pozisyonu belli. Gerçekten ülkelerinin, Arap ülkelerinin liderleri şu an e, Amerika'nın ve dolayısıyla İsrail'in sözünden çıkabilecek pozisyonda değiller. Dolayısıyla onlardan çok fazla bir şey beklemek, benim açımdan çok biraz iyimser bir düşünce bence. Benim şahsi bugün ümidimin artması, sayın Cumhurbaşkanımızın artık zorla söylediğiniz, biz artık durmayacağız demesi. Ne yapacağız? Bu yani bilmiyorum. Bunu, bunu bir şimdi uluslararası hukuki boyuta getirip, doğu Kudüs'ün statüsünü tartışacağız. Şimdi, nasıl olur? Kadar. Yani işte Libya'da nasıl oldu, Karabağ'da nasıl oldu bilmiyorum. Yani onun Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk devleti güçlü bir devlet. Yani evet İsrail'in çok ciddi bir lobisi var, İsrail'in de çok güçlü silahlar var. Fakat bizim de tabii gerçekten son yıllarda takdir gören bir savunma sanayi stratejimiz var. Ve gerçekten o konuda işte Libya'da, efendim, Karabağ'da, işte Barış Fırat Kalkanı operasyonlarında Suriye'de, Irak'ta, Afrin'de. Afrin'de geliştirdiğimiz pratiklerimiz var. Şimdi o pratikler tabii nedir? Ben bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da durduk yerde biz artık durmayacağız demesi bana çok öyle havada kalacak bir laf gibi gelmiyor. Ya ya bir planlama plan yani. var anlamında söylüyorsun. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Yani artık çünkü gerçekten durulacak şey geçti. Yani Kadir Gecesi. Ama şöyle bir şey de düşünmek lazım mı bilmiyorum şimdi İsrail'i bence tek parça mı düşünmemiz lazım bu şiddete karşı acaba içindeki yüzde kaçı buna evet diyor bir de öyle bakmamız lazım yani şunu biraz önce anlattığım şey bu şiddet yanları giderek İsrail'de güç kaybetmeye başladılar yani kendi içinden bile artık tepki görüyorlar yeter artık diyen bir pozisyonu i̇şte var bir şekilde pratiğe dökebilecek yani mi şimdi İsrail? olabilir Bana, olma evet, o kendi yani meseleleri evet. ama hani bütün İsrail e herkes sanki evet böyle yapalım mı diyor. Acaba içinden apa, yüzde kaçı? Ya kardeşim bu ne yapıyoruz? Bir Abdullah yaptılar? Yerde bir kalabalık var. Sayın Ağar şimdi yani seçim sonucunda da gösteriyor bize onu. Bir bütün Netanyahu gibi düşünülsün düşünülmesin yıllardır İsrail'de tabii, gördüğümüz kalma. manzara bu. E, herkes acaba Netanyahu gibi mi düşünüyor diyor Mehmet Teskan ama siz ne dersiniz? İkincisi e, sayın Az önce e, Fatih Atalay da dedi ki bu Filistin meselesine hiçbir Arap ülkesinin net bir destek verebileceğini düşünmüyorum. Bir tek Türkiye en güçlü sesi çıkarıyor dedi. E, siz de öyle düşünüyor musunuz? Bir tek Türkiye'nin mücadelesiyle Filistin meselesi dünyanın gündemine farklı bir şekilde ve et etkili bir şekilde gelebilir mi? Bir de Cihat Yaycı'nın o çok konuşulan önerisi e, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Filistin üye olabiliyorsa biz de, Bizimle de anlaşma imzalasın. Aynen Libya'daki gibi hem Filistin kazansın hem Türkiye'nin gücüne güç katılsın ki İsrail buna da çok karşı çıkmaz deniliyor. Süremiz de bir yandan az. Bunları hızlı hızlı sizden alalım lütfen. Şimdi efendim en son sorudan başlayalım. Cihat Yaycı'nın söylemiş olduğu mesele bence son derece önemli. Ama Mahmut Abbas ikna edilebilir mi? Şimdi e, sokağın nabzı Hamas diyor artık. Yani bir seçim yapılsa e, Hamas kazanır. Evet. Yani Mahmut Abbas, Filistin, liste Örgütü ya da El Fethi kazanabilecek durumda değil. Seçimleri erteleyen kim? İsrail. Yani şimdi Mahmut Abbas İsrail arasında bu şekilde hani doğrusal demeyelim ama e, dolaylı yoldan böylesine bir ilişki gelişmişken e, Mahmut Abbas e, kendi boynuna yağlı imliğin geçmesi sebebiyet verecek bir proje altına imza atar mı? Teorik olarak atabilir ama politiğin ben zor olacağını düşünüyorum. Şimdi bir diğer tarafıyla bunun hukuki bir zemine var mı? E çünkü e, Gazze şeridi İsrail'in ablu, denizden ablukası altında. Yani böyle bir anlaşma imzalanmış olsa bile büyük bir gümbürtü çıkartacağına, büyük bir gümbürtü kopartacağına inanıyorum ama imzalanması için bence imzalı anlaşı imzalama yetkisi sahip olan e, Mahmut Abbas'ın ve hükümetinin ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yapabilir mi Türkiye? Bir denemeli bence. Bir denemeli ama sonucun ne olacağı açıkçası kestiremiyoruz Zafat'ta. Yani gerekçemi söyledim. Çekincemi söyledim. Şimdi bir diğer tarafıyla Arap ülkeleri yani örneğin Ürdün ve Mısır Filistin'deki gerilimden her zaman beslenirler. Bu bir gerçek. Yani değerleri artar, Amerika'dan ve Araplardan, Arap ülkelerinden para gelir. Böyle bir temel denklem var. Şimdi bu noktada zaten gerek Ürdün'ün, gerek Mısır'ın, gerek Birleşik Arap Emirliklerinden gerekse Suudi Arabistan'ın pozisyonu ortada. Bir diğer tarafıyla ben şöyle düşünüyorum açıkçası, yani İran'la İsrail arasında devasa bir problem varken, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir problem varken, Hamas, İran'ın dünyada desteklemiş olduğu belki de tek sünni örgüt. Füzelerin ben şeyi belli, evet belki füzeler işte orada üretiliyor ama füzelerin üretme bilgisi ve altyapısı İran Yani İran, Hizbullah'a müdahale edebilir mi böyle bir duruma? Etmesi gerekiyordu. Niye etmiyor? Çünkü hiçbir anda sünni dünyasında refleksleri üzerinden Şimdi ne oldu? Türkiye'de Türkiye, yani İran çok zor durumda kalacaktı eğer süreç e, Türkiye'nin yürüdüğü yolda ol, olsaydı. Niye? Türkiye İsrail ilişkilerini düzeltme eğilim içerisindeydi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri düzeltecekti. Bu çok farklı bir alana kayacaktı. E, bir diğer tarafıyla şu an İsrail işbirliği üretmiş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, işte e, Ürdün gibi ülkelerle olan, ilişkilerinde de ciddi anlamda bir kasılma söz konusu. Hatta Mısır cü, e, Sisi şöyle bir cümle kurdu. Dedi İs, İsrail olan dedi ilişkilerimi de askıya alabilirim tarzında cümleler kurdu. Yani e, domine edebileceğin daha cümle. Bu kimin işine yaradı? E, direkt İran işine yaradı. Yani herkes İran'ı unuttu. İran'la İsrail arasındaki nükleer müzakereler üzerinden kaynaklanan hatta Netanyahu ne diyordu? İran'la savaşmak zorunda kalabiliriz diyor. Yani böyle böyle bir noktadan bir anda Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime, Sünni dünyasıyla İsrail arasındaki bir gerilime dönüşü verdi Orada Hizbullah piposunu yakmış, İran tavlasını açmış. Çok rahatlıkla, çok güzel bir şekilde fotoğrafı izliyorlar. Bu bu, bu işi manitle ettiler? Yoksa bu iş kendi doğallığı içerisinde onların işine yarar bir karakterin büründü? Buna dair bir polemiğe girmeyeceğim ama gözüken bir fotoğraf var ki şu an e, ee, Girmesi gerektiği halde topa girmiyor. Sayın Arzu, son yani, soruyu da, ilk soruyu da tekrar hatırlatayım. Kısa bir cevap isteyeceğim çünkü süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. S sadece Türkiye'nin desteğiyle bu mesele dünya gündemine etkili ve kalıcı bir şekilde gelebilir mi? Yani Türkiye'nin prestijini arttırır ama açıkçası bir çözüm örer mi? Öremez. Bence çözümün öremesiyle ilgili ben kesinlikle umutsuz değilim. Neden umutsuz değilim? Buralardan... İslam dünyası çıkartması gereken son derece önemli dersler var. Yani şimdi İslam dünyasındaki o teolojik çöküntü İsrail gücü demek aslında. Yani İsrail aslında o kadar güçlü bir ülke değil. Yani hem demografik olarak hem topografik olarak, şey olarak, topografik olarak, coğrafi olarak derinliği olan bir ülke değil. Desteği kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ama asıl sorun nerede? Tek İslam dini adı altında bin bir türlü İslam dininin bu coğrafyada peydah olmuş olması. Yani birbirine cihat ilan eden, birbirine tekbir eden, birbirine tağut ilan eden, birbirine şeytanlaştıran bin bir türlü İslam adı altında din var şu an coğrafyada. Tabii. Evet. Yani biz bunlar aslında şirk dinleri diyoruz. Yani bakın FETÖ bunlardan bir tanesi, Dağış bunlardan bir tanesi, Aşşabiler bunlardan bir tanesi. Dini ve dindarı isim yapılan bunların bin bir türlü. Şimdi burada buna dair bir ders var. Yani İslam dünyası kendi içinde yaşamış olduğu teolojik çöküntüyü tespit edip bunu buna kavramsal bir doğruluk, yani ta, tabiri caizse vahye dönerse, yani Allah'ın Kur'an'ına, kitabına döner, bunun üzerinden bir bütüncüllük yakalamayı başarabilirse sorunu çözer. Bir diğer tarafıyla şöyle bir gerçek var. İsrail, e, teolojik kontaminasyonlar yaşayan bir ülke. Yani e, tahrib ol, olmuş bir din üzerinden bir kıyamet senaryosu üreten bir ülke. Bir kere bunun İsrail ispatlanması gerekiyor. Yani çünkü yani sonuçta akılla, bilimle, mantıkla ve gerçek vahiyle. Ve ben, ben aslında bu cümleyi kurarken hani teolojik anlamda bir bütüncüllük sadece coğrafyal istikrarı anlamına gelmiyor. Evet. İnsanlığın geleceğine damgasını vurabilecek bir modellemeden bahsediyorum. Ben. Evet. Çünkü Sayın Ağar. Bu, yi, son, bu son, son cümlenizi alayım son cümleni çünkü süremizi doldurmuşuz. Evet. Son cümlenizi alayım. Çünkü kapatacağız sizin o cümlenizle birlikte. Sağ olun. Ben, ben saygılar cümlemizi bitirmiştim aslında. Peki. Ya çok etnik sağ olun. ve mezhepsel şeye geldi. En evet. sonunda o. İşte ondan e, tabii çıkmak bu lazım. Bu saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ciddi bir mesele. Ee, Sayın Ağar'a teşekkür ediyoruz. Stü, stüdyomuzdaki bütün konuklarımıza teşekkür Biz ediyoruz. Ee, ve izleyicilerimize de iyi geceler diliyoruz. Az sonra Hande Aydemir gün biterken programında konuklarıyla karşınızda olacak. Hepinize iyi geceler.